Öncelikle akademisyenlerimize, öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. AIMS Analitik Bilgi Yönetim Çözümleri olarak 20. yılımızdayız. Bu dönemde pandemi sürecinde video konferanslara imza atıyoruz üniversitelerimizde. Bugün de Kırıkkale Üniversitesi'ne konuk oluyoruz. Sağ olsun Endüstri Mühendisi Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Süleyman Ersöz öncülüğünde bir video konferansa imza atacağız. Hocam buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum size. Bunun harici biraz program işinden bahsedeyim. Öncelikle Süleyman hocamız bir açılış konuşması yapacak. Sonrasında AIMS Genel Müdürümüz Doktor Türin Güzel, iş dünyasının geleceği, organik zeka ve kariyerinizde analitiğin rolü konu başlığında konuşmasını gerçekleştirecek. Sonrasında Profesyonel Hizmetler Direktörümüz Kamil Doruk Oğuz, 360 Analitik Vizyon ve Sektörel Uygulama Alanları konu başlığında sunumunu gerçekleştirecek. Sonrasında ise 11 ile 12.30 arasında analitik uygulamalara geçiyoruz. Burada IBM, SPSS İstatistik, Bahar Önel, AIMS Veri Bilim Eğitmeni kendisi sunumunu gerçekleştirecek. Keza gene Bahar Hanım IBM SPSS Modular ile ilgili bilgilerini paylaşacak. Sonrasında da IBM Watson Studio ile Göktuğ Cenik AIMS Veri Bilim Eğitmeni sunumunu sonlandırmış olacak. Program akışı bu şekilde. Ben sözü Süleyman hocamıza devrediyorum. Umarım başarılı bir video konferans olur. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrencilerim, değerli katılımcılar, AIMS yetkilileri, Sayın Genel Müdürümüz Doktor Tülün Güzel, Orçun Niş Bey, Kamil Doruk Bey ve Bahar Önel Hanım, hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız olan, çok arzu ettiğimiz bir konuya bizi kavuşturdunuz. Bizim özellikle tüm mühendislik gruplarının bize sunduğunuz bu hizmete çok büyük ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii ben 30 yıldır mesleğin içindeyim. Mesleğin 10 yılını uygulamacı olarak, bizzat endüstri mühendisi olarak saha başında görev yaparak geçirdim. 20 yıldır da akademisyenim. Ama gerçekten şu an bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir konuyu bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok minnettarım. Rica ederiz hocam. Umarım bu ilişkilerimiz, bu süreçlerimiz bundan sonraki pandemi süreci sonlandıktan sonraki zamanda da daha etkin ve daha aktif bir şekilde devam eder. Bizler aslında bu tür şeylere çok açığız. Biz yıllarca önce Türkiye'de ilk defa tüm endüstri mühendisliği bölümleri arasında MRP, ERP, CRM gibi bazı yazılımlarla ilgili de yaklaşık 20 yıldır sertifika programları düzenliyoruz. Ve öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tabii endüstri mühendisliği biliyorsunuz açık bir sistem, işletmelerle uğraşıyor. Bizim deneylerimiz daha çok gerçek yaşamda, sosyal hayatta, açık sistemlerde. Dolayısıyla biz deneylerimizi açık sistemlerde, sosyal sistemlerde yapınca sizin sunduğunuz SPSS gibi bugün tanışacağımız 360 derece analitik vizyon çözümlemeleri gibi çözümlemelere çok ciddi ihtiyaç duyuyor. Ben daha fazla sözü uzatmadan sözü Sayın Genel Müdürümüze bırakmak istiyorum. Ayrıca yine hepinize katıldığınız için verdiğiniz katkılardan dolayı ayrı ayrı hepinize Orçun Bey'e, Kamil Bey'e, Bahar Hanım'a ve Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok memnun ettiniz bizi. Çok teşekkürler Süleyman Bey. Merhabalar öncelikle. Bizlerin amacı aslında her zaman üniversitelere yakın olmak ve olabildiğince gerek iş dünyasından gerek üniversitelerimizden olabildiğince çok insanı bu konularda eğitebilmek. Pandemi süreci bunun için bir fırsat oluşturdu. Bu fırsatı hiç kaçıralım istemedik açıkçası. Ve olabildiğince çok öğrencimize ulaşalım istedik. Doruk Bey, sunumu ben paylaşayım. Evet, dinliyorum. Paylaşabilirsiniz. Öncelikle
dünya ekonomisine baktığımızda ben mezun olduğum yıllarda hatırlıyorum. Sürekli bir kriz adı geçerdi. 2008 yılında çok ciddi bir ekonomik kriz, bütün dünyanın etkilendiği çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadık. Bunun akabinde dolar yükseliyor, dünyada şu oluyor, bu oluyor. Sürekli aslında bir kriz ortamı söz konusuydu. Ve dünya ekonomisinde gerçekten devam eden bir küçülme söz konusuydu. Şu anda koronavirüs salgını ile dünya yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Aslında bu şu anlama geliyor. Bu tür zorlu dönemlerde varlığını sürdürebilen şirketlere yeniden güç kazanması ve dünyada liderliklerini koruyabilmesi, lider şirketler için söylüyorum, mevcut durumu anlık olarak analiz edebilmeleri, geleceklerini öngörebilmeleri ve doğru zamanda, doğru kanallardan doğru aksiyonları alabilmelerine bağlı. Bu sadece iş dünyası için değil, devlet için de geçerli. Çünkü bu çok ciddi bir sınav. Biz burada virüs salgınının olmasını engelleme gibi bir lüksümüz yoktu. Denizdeki dalgaları düşünün. Dalgalar vardır. Eğer sörfçü sörf yapacaksa, bizler de eğer bu iş dünyasının içerisinde var olmaya devam edebileceksek, bu dalgaları kendi lehimize çevirmeyi öğrenmek zorundayız. Bunu yapabilmenin yolu da aslında kurumların kendi işleyişlerine dair her aşamadaki verileri topladığını biliyoruz. Pek çok kuruma baktığımızda artık herkes veri zengini. Önemli olan bu verileri bilgiye dönüştürebilmek, bu bilgiyi de anlık kararlara dönüştürebilmek tesaklı. Analitik rekabet dediğimiz şey bu noktada devreye giriyor. Analitik rekabet aslında kriz var ya da yok, her geçen gün daha önemli hale geliyor. Bu noktada da hem istatistikçilerimiz, hem endüstri mühendislerimiz veri bilimiyle uğraşabilecek bütün sayısal kökenli bilimlerimize çok büyük bir görev düşüyor. Mesela devlet açısından baktığımızda şu an pek çok kuruma destek verilecek. Hangi destekler verilmeli? Hangi destekler verilirse biz ne kadarlık bir başarıyla kurumlarımızı koruyabiliriz ya da geliştirebiliriz? Bunun devlete geri dönüşü ne şekilde olur? Bu hesaplama yapılmadan yola çıkılması bu dünyada çok doğru sonuçlar vermeyecek gibi görünüyor. Biz AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri olarak 2000 yılında kurulmuş bir şirketiz. 20. yılımız bu sene, Mayıs ayının ilk haftası 20 yaşımızı kutladık. Ve bu süreç içerisinde yaptığımız çalışmaları 360 derece analitik vizyon adını verdiğimiz bir çözüm yaklaşımı içerisinde toparladık. Bu çözümlerin içerisinde çok farklı sektörler ve farklı uygulamalar var. Kuruluşların aslında doğru zamanda doğru kararlar, akıllı kararlar alabilmesi için biraz önce bahsettiğim gibi ellerindeki veri bulunuyor. En alt kısma bakarsanız kuruluşların bu konuda yapması gereken yatırımları irdelediğimizde aslında veriyi toplamak, bu veriyi saklamak, verinin güvenliğini sağlamak ki şu dönemde KVKK süreçleri bunu daha önemli bir hale getirmiş bulunuyor. Ana yatırımın yapıldığı nokta. Bundan sonrasında kuruluşlar bu veriyi daha çok rapor almak için kullanıyorlar. Enformasyon, veriden enformasyon elde etme süreçlerine geçiyorlar. Şimdi bu noktada da veriden enformasyon elde edebilmek için
ki veriyi belli bir düzenlemeye tabi tutmanız gerekiyor. Bir takım ihtiyaç süreçlerine tabi tutmanız gerekiyor. Ve raporlama süreci. Raporlama sürecinde aslında geçmişi görüyoruz. Ve geçmişte eğer bir çöküş yaşanmışsa bu neden olmuş sorusuna cevap almadan ilerlerseniz evet burada böyle bir düşüş olmuş. Satışlarımız düşmüş gibi. Bu şekilde ilerlerseniz bunun size çok fazla katması değeri olmuyor. Dolayısıyla bu noktada bir üst adım aslında biraz daha yatırımın azaldığı, proje sayısının belki azaldığı ama geri dönüş olarak yaptığınız bütün yatırımlardan elde ettiğiniz geri dönüşün artmaya başladığı noktada veriden bilgi keşfi noktası geliyor. Ve bir üst aşamada da bu bilginin kurumsal işleyişe entegrasyonu, wisdom dediğimiz aşama geliyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda eğer biz veriyi toplayıp ham veri olarak saklamaya kalkarsak verimiz bir süre sonra çöpe dönüşüyor. Eğer biz veriyi toplayıp sadece bunu raporlama amaçlı veriden enformasyon elde etmek için kullanmaya çalışırsak belli bir aşamada değer elde edebiliyoruz ama rekabette önümüzü açacak ya da bu tür kriz dönemlerinde bizi ileriye taşıyabilecek bir şeyler elde edemiyoruz. Bizim yaptığımız iş veriden gerçek anlamda nitelikli bilgi elde etmek ve bunu iş uygulamalarına dönüştürmek ki gerek endüstri mühendisliği kökenli arkadaşlarımızın, gerek istatistik kökenli arkadaşlarımızın analitik tarafta çalışabilecek sayısal kökenli arkadaşlarımızın iyi bir istatistik bilgisiyle birlikte bu yönde ilerlemelerinin kurumlara çok fazla değer katacağını düşünüyorum. 360 derece analitik vizyonun arka planında ne var? Derin öğrenme var, makine öğrenmesi var, istatistik var, yapay zeka ve kognitif uygulamalar var. Geçebiliriz. Şimdi amacımız ne? Amacımız akıllı şirketler oluşturmak, akıllı şehirler oluşturmak ve akıllı bir devlet yönetimine sahip olabilmek. Ticari açıdan baktığımızda her şey yolundayken şirketler açısından baktığımızda satış ve pazarlama aslında satışları artırmak, karlı müşterileri elde tutabilmek, mevcut müşteriye üst satış yapabilmek, çapraz satış yapabilmek ve rekabet edebilmek. Diğer taraftan aynı kurumdaki satış ve pazarlama birimlerini bir kenara bırakın. Sektörü ne olursa olsun. Planlama birimlerine baktığınızda kapasiteyi doğru planlayabilmek. Örneğin bir enerji şirketi, elektrik dağıtım ve üretim şirketlerine baktığımızda elektrik saklanabilen bir ürün değil. Eğer siz doğru tahmin yapamaz ve fazla üretim yaparsanız gün sonu piyasasında ürettiğiniz değerin çok altında bir değere o elektriği devretmek zorundasınız ya da çöp olması gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla hangi sektör olursa olsun bu elektrik sektöründen bir örnekte kapasiteyi doğru planlamak gerekiyor. Bir çağrı merkezi de olabilir. Kapasiteyi doğru planlaması gerekiyor. Ve idari taraftan baktığımızda kaynak ve maliyet yönetimini doğru yapabilmek gerekiyor. Özellikle insan kaynakları tarafından baktığımızda da optimal personel ihtiyacı modellemesiyle tıpkı müşteriler gibi iyi personeli, verimli personeli elde tutmaya yönelik modellemeler ile ve ben hangi personelime, hangi tip eğitimlere aldırırsam başarısı ne kadar artar ve şirketi ne getirir tarzı analizler ile analitik insan kaynakları yönetimini doğru yapabilmek gerekiyor ki rekabette en önemli unsurlardan biri de müşteri analitiği kadar analitik insan kaynakları yönetimi kısmıdır. Özellikle bütün kuruluşlar, bu ister bir üniversite olsun,
ister bir devlet kurumu, ister bir banka, bir sigorta şirketi, işleyişlerinin her aşamasında öğrenebilmek ve öğrendiğini hemen uygulayarak, aksiyon alarak ilerlemek durumundalar. Şimdi dünyanın en değerli markaları Kodak, genç arkadaşlarımız belki bizim kadar geçmişini yaşamamış olabilirler ama hepimizin bir makinesi vardı ve içinde bir Kodak film vardı. Ve bu filmleri tap ettirirdik, makinalarımız film dışında çekim yapamazdı. Kodak içerisinde film olmayan kameraların önemini öngöremedi. Kim cep telefonundan fotoğraf çekmek ister ki? Özel anlar daha farklı bir metotla bizim makinalarımızın sunduğu kaliteyle kayda alınmalı dedi. Ve şu an Kodak küçülmüş durumda. BlackBerry akıllı cihazları hafife aldı. Ve 144 milyar dolar olan piyasa değeri bir anda 3 milyar dolara indi. Buna örneğin Blockbuster internetten film izleme trendini ayak uyduramadı. Ve yerini Netflix'e devretti. Değişen dünyayı anlayabilmenin yolu akan veriyi doğru analiz etmekten geçiyor. Yeni nesil yönetim anlayışının merkezinde insan var ve bunun hemen üstünde de artık yapay zeka var. Kim ne derse desin bu şekilde devam edecek ve bu yönde kendini geliştiren gençlerimiz iş dünyasında çok ciddi pozisyonlara gelecekler. Peki bu veri bilimcisi diyoruz. Aslında çok geniş bir kavram. İçerisinde bir sürü farklı disipline barındırıyor durumda. Veri bilimcileri kurumların en değerli hazinesine üzerinden bir şeyler yapmaya talip olan insanlar olarak gündeme geliyor. Niye en değerli hazine? Çünkü kurumların yaşanmışlıklarını sürekli tutan yegane şey o ham veriler. Ve veri bilimcileri bu verileri faydaya dönüştürebilecek insanlar. Kodlama yapmak, verinin içine dalıp birkaç sorgu yapmak, yeteneğine sahip olmak bu aslında çok da istenen bir şey değil. Ya da veriyi sadece derliyor olmak bu veri bilimi anlamına gelmiyor. Veri biliminde farklı roller var. İş analisti, veri analisti, veri bilimcisi, makine öğrenimi uzmanı gibi iş tanımları söz konusu. Ve veri bilimi projelerinde başarılı olabilmek için biz iyi bir istatistik bilgisi olmazsa olmazımız diyoruz. Yaptığımız bütün projelerde 20 yıldır en güvendiğimiz nokta istatistik bilgimiz oldu. İşimiz veri ile ise doğru istatistiksel anlamlandırmaları yapabilecek istatistik bilgisi güçlü proje paydaşlarına projelerde mutlaka ihtiyacımız var. Harvard Business Review'da 2018 Ekim ayıydı bir makale yayınlandı. Ve bu makale dünyaca ünlü veri bilimcileri istatistik olmazsa olmaz açıklamasını bir araya getirdi. Bununla ilgili grafiği size göstereceğim. Burada söylenen aslında yetkinliklerle ilgili işte veriden öğrenen modeller oluşturma tarafında hangi yetkinliklerin önemli olduğuydu. Bununla ilgili gelen şeylerde de örneğin makine öğrenmesi çok önemli ama istatistik önemli değil diye bir şey ortaya çıkıyordu. Not usable kısmında matematiğin, istatistiğin, öngörsel analitiklerin çok da faydalı olmadığı söyleniyordu. Ama gelen tepkilerle grafik tamamen değişmek durumunda kaldı. Ve pek çok ünlü veri bilimci ortak paydada buluştu. Dolayısıyla makine öğrenmesi yöntemlerini bilmek çok önemli. Yapay zeka yöntemlerini bilmek çok önemli. Ham maddemiz veri. Verinin nerede tutulduğunu,
Bununla ilgili kavramları, veri yönetimi tarafındaki süreçleri en azından bilmek çok çok önemli. Ama istatistik bilgisi de olmazsa olmazımız. Sonraki slide'a geçelim. Meta Brown oldukça veri madenciliği konusunda oldukça önemli bir isimdir. Bu makaleyle ilgili söylediği şey, bu akılsızca makaleyi hangi editör Harvard Business Review'da yayınlanmasına izin verdi olmuştu. Bir başka veri bilimcimiz de istatistik ve matematik makine öğrenmesinin temelidir. İstatistik ve matematik bilgisinin yanına iş tanımına dair bilgi de eklenmeli ki iş problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar sonuç versin dedi. Bu noktada benim özellikle öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem olabildiğince çok başarı hikayesi incelemeleri. Çünkü başarı hikayeleri bütün şirketlerin web sayfalarından ulaşabiliyorlar. Gerçek iş dünyasından alıntılar içeriyor. Bu başarı hikayelerinde özellikle o kurumun nasıl bir problemi vardı ve bu projeye nasıl adım attılar, projenin evreleri ne oldu ve projenin geri dönüşü ne oldu? Bu tamamen çok kısa bir yapıda bir makale içerisinde iş diliyle anlatılıyor. Bu vizyonların çok çok genişlemesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Biraz önce şirketimizden bahsetmiştim. AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri. 20 yıldır analitik dünyadayız. Biz 20 yıl önce öngörsel analizlerden bahsediyorduk. Veriden bilgi elde edebilmenin öneminden ve kurumların ham veriye dayalı ya da enformasyona dayalı değil, bilgiye dayalı yönetilmeleri gerektiğinden bahsediyorduk. Bizim bunu anlatmaya başladığımız yıllarda pek çok kurumdan bize verimiz yok ki geri dönüşü geliyordu. Veri tabii ki vardı ama kullanılmayan verinin farkındalığı olmuyor. Verinin farkında değildi pek çok kurum. Ama şimdi çok güzel bir noktadayız ve bu yöndeki çalışmalar açısından gerçekten çok şey yapılması gerekiyor. Bizim rakiplerimizden farkımız ne? Bizim gerçekleştirdiğimiz bütün analitik projelerde yatırım geri dönüşü oldukça yüksek oluyor. Çünkü biz projelerimizde iş birimini devreye alıyoruz, proje yönetim ofislerini devreye alıyoruz, analitik ekipleri devreye alıyoruz, yöneticileri devreye alıyoruz ve işin ilk aşamasından itibaren doğru dili herkes için oluşturmak hedefiyle hareket ediyoruz. Bunu yaparken de ciddi bir eğitim vererek başlıyoruz. Bu eğitimler sonrasında projenin adımlarını hep birlikte gerçekleştirmeye başlıyoruz ve proje tamamlandıktan sonra yine proje ekiplerine yapılan çalışmalarla ilgili briefler veriyoruz. Bundan yıllar önce veri madenciliği tarafındaki ilk çözümü SPSS Incorporation o zamanlar satın aldığında yıl 2000'de biz Türkiye'de veri madenciliği eğitimlerini başlattık. Ve ilk eğitimimize bir kişi katılmıştı. O bir kişi için bizim ekibimiz yurt dışından eğitim aldı, günlerce oturdu, çalıştı ve anlatmaya başladık. O gün bugündür de susmadan anlatıyoruz. Gelelim analitik çözüm bileşenlerimize. Yaptığımız çalışmalarda analitik çözümlerin farklı analitik çözümlere dokunmamız gerekiyor açıkçası. Biraz önce bahsettiğim gibi raporlama, veri görselleştirme, geçmişi anlamak, tabii ki bizim için de projelerimizin ilk aşamalarında önemli. Tanımsal analizler son derece önemli. Çünkü tanımsal analizlerde veriden kurumsal kavrayışa geçişte ilk adımı atmış oluyorsunuz. Ne oluyor sorusuna aslında cevap almaya başladığınız nokta oluyor.
öngörsel modelleme. Bu noktada SPSS çözümleri var, IBM'in Watson çözümleri var. Şu an Cloud Pak for Data altındaki analitik bileşenler var. Cloud Pak for Data çok ciddi bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Ve IBM Cloud Pak for Data ile bir yandan açık kaynak kodla geliştirilen çalışmaları korumaya alırken, diğer taraftan süreci uçtan uca yönetebilecek bir yapıyı sektörün önüne koyuyor. Bu taraftaki araştırmaları öğrenci arkadaşlarımızın şimdiden yapmaya başlamasını özellikle öneriyorum. Optimizasyon, analitik raporlama. Analitik raporlama çok değerli. Çünkü analitik raporlama noktasında bizler elde ettiğimiz bilgiyi iş birimlerinin kullanımına sunma noktasında aksiyon alıyoruz. Bu ilk aksiyonda hangi aslında iş birimlerinin alışkın olduğu rapor alma ekranlarında onlara bilgiyi sunmaya başladığınızda yaptığınız çalışmanın anlaşılması ve sonuçlarının değerlendirmeye alınması aşamasında çok faydalı oluyor. Bir sonraki noktada yaptığımız çalışmaların sonuçlarını kurumların karar mekanizmalarına entegre ediyoruz. Bunun anlamı şu, siz bir banka şubesine gittiğinizde sıramatiğe bastığınızda bir numara alıyorsunuz. Bu numarada sizin kaçıncı sırada olacağınız ve kaç dakika bekleyeceğiniz sizin bankadaki finansal durumunuza bağlı olarak aslında değişiyor. Ya da siz bankada bir işlem yaparken size bir örneğin öneride bulunuyor, ürün önerisinde bulunuluyor. O noktada ekranda siz daha işlem yaparken ekranın bir köşesinde bu arkadaş şu finansal ürüne ilgilenme olasılığı şudur gibi bir çıktı yer alıyor ve size bu öneride bulunuluyor. Karar mekanizması entegrasyonu sonrasında da derin öğrenme kognitif bileşenler devreye giriyor ki bu noktada farklı veri türlerinin de entegrasyonuyla anlık öğrenen, anlık karar mekanizmasını iyileştiren, öneriler sunan sistemlere doğru geçiş yapmış bulunuyoruz. Bizim AI merdiveni dediğimiz bir yaklaşım var. Biraz önce IBM'in Cloud Pak for Data ile uçtan uca süreci yönetmeye yönelik bir adım attığından bahsetmiştim. İşte AI merdiveni, yapay zeka merdiveni aslında bütün bu adımları verinin toplanma aşamasından bahsederek collect, verinin düzenlenmesi, verinin analiz edilmesi ve AI'ın iş diline uyarlanması şeklinde süreçlerle yönetiyor Cloud Pak for Data ile. Devam edebilirim. Cloud Pak for Data'nın çok detayına girmeyeceğim ama özellikle araştırmasına arkadaşlarımızın öneriyorum. Cloud Pak for Data'nın alt adımlarında örneğin verinin düzenlenmesi noktasında IBM'in Watson Knowledge Katalog var. Analiz aşamasında Watson Studio ve SPSS var ve Watson Machine Learning var. IBM Watson çözümleri aslında biz Watson dediğimizde tek bir çözüm gibi piyasada algılandığını da hala görüyoruz. IBM Watson çözümleri çok büyük bir platform. Bir dünya oluşuyor bu tarafta. Bir tarafta bakıyorsunuz Cloud Pak for Data altında Watson'ın bir takım bileşenleri var. Diğer tarafta bakıyorsunuz örneğin fraud ile mücadelede kullanılan çok yeni nesil bir yapay zeka çözümü var. Watson Financial Services çözümleri altında IBM Safer Payments çözümü. Bu anlık akan veri üzerinden öğrenen ve fraud yöntemleri ne kadar değişirse değişsin, bunu yakalayabilen bir yapıda bir çözüm oluşturmamızı sağlıyor. Ve son derece önemli bir noktada. Diğer taraftan Video Analytics kısmı var.
Tabii biz analitik dediğimizde sadece yapısal verileri değil, yapısal olmayan verileri de dikkate almak durumundayız. Metin verilerini bir kenara bırakıyorum. Çok yükselen bir değer. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızın kendisini geliştirmek isteyebileceği, araştırmak isteyebileceği bir alan video analytics. Binlerce kamera kaydediyor. Önemli olan sadece bunu görüntü olarak kaydetmek değil, o görüntünün içerisinden anlık olarak ihtiyaç duyabileceğimiz bilgiyi çıkarabilen ve bu bilgiyi bizim karar mekanizmamıza entegre etmemizi sağlayacak yapılara doğru gidebilmek. Üretkenliğin artırılması, güvenliğin sağlanması, riskin öngörülmesi pek çok alanda video analitiği artık son derece önemli. Analitik rekabet edebilir kurumlarda aranan İHKA yetkinliğine baktığımızda bunu ben özellikle bizim 20 yıldır kullandığımız ve dünyada en çok kullanılan CRISPR-DiEM veri analitiği proje metodolojisi, bütün proje yönetim metodolojilerinin veri analitiğine uyarlanmış en güzel halidir CRISPR-DiEM. Bunun üzerinden anlatmaya çalışmak istiyorum özellikle. Örneğin bizim understanding aşaması bizim analitik çalışmalardaki ilk aşamamızdır. İş birimleriyle bir araya geliriz. Onlarla birlikte iş ihtiyaçlarını analiz ederiz. Bir tür assessment çalışması yaparız. Burada bir iş bilgisi gerekiyor. İş bilgisi noktasında bütün sektörleri çok iyi derecede öğrenemeyebilirsiniz ama eğer farklı sektörlere yönelik makaleleri, başarı hikayelerini inceleme imkanınız olursa hemen hemen her sektörde belli kavramları kullanabilme yetkinliğine sahip olursunuz ki bu iş görüşmelerinde size gerçekten çok farklı bir yere taşıyacaktır. Ve analitik okur yazarlık minimum seviyede de olsa gereken bir nokta iş ihtiyaçlarının anlaşılması dediğimiz assessment sürecinde. Verinin anlaşılması, data understanding dediğimiz aşama. Bu noktada şuna bakıyoruz. Benim verim nedir? Ve verim iş ihtiyaçlarımı adreslemek için acaba yeterli mi? Burada istatistik okuryazarlık son derece önemli. Veri tabanı, veri ambarı gibi konularda belli bir vizyona ve bilgiye sahip olabilmek son derece önemli. Aslında iyi bir IT background'u da bizim ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Verinin hazırlanması, bu noktada veri tabanı, ETL, SQL, PL, SQL, TSQL gibi süreçleri bilmek son derece önemli. Belki arkadaşlarımızın bir kısmı veri hazırlama tarafında uzmanlaşmak isteyecekler. İhtiyaç süreçlerinde ilerlemek isteyecekler. Son derece önemli. Bir analitik projenin olmazsa olmazlarından biri. Ve veri hazırlama, veriyi projeye uygun bir şekilde kullanılır hale getirme hala %60'ını, %70'ini kapsıyor proje süreçlerini. Bu tarafta yetkinliklere ihtiyacımız bulunuyor. Ve modelleme süreci, veri tabanı, istatistik, makine öğrenmesi, iş bilgisi, analitik tool kullanımı, R, Python gibi açık kaynak kod geliştirme gibi yetkinliklere ihtiyacımız var. Benim konuşmam bu kadar. Bütün arkadaşlarıma kariyer hayatlarında başarılar diliyorum. Burada önemli olan biz mezun olduğumuzda kriz vardı sözü artık çok geçmişte kaldı. Ben 2000 yılında mezun olduğumda kriz vardı. Ve 90 yılında mezun olduğumda kriz vardı. Biz 2000 yılında EMS'i kurduğumuzda 2001-2002 çok ciddi bir kriz geldi. Türkiye'de ve dünyada artık krizler hep var olacak. Önemli olan size ne yapacağınıza karar vermeniz. Ve olabildiğince iş dünyasında paylaşılan içerikleri de inceleyerek, başarı hikayeleri dedim, yeni yöntemleri inceleyerek,
Şu pandemi döneminde özellikle çok fazla kurum, bunlardan biri IBM, çok fazla webinar yapıyor ve çok fazla bilgiyi yayılıyor. Bilgi paylaşımının önemi bu süreçte çok çok anlaşılmış durumda. Bu bilgiyi elde etmeye çalışarak çok iyi yerlere geleceğinize eminim. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkürler Tuna Hanım. Şimdi ben sunuma başlıyorum hemen. Arkadaşlar bu arada herhangi bir sorunuz olursa chat kısmından veya soru cevap kısmından da sorularınızı yazabilirsiniz. Biz anında cevaplıyor olacağız. İnteraktif bir oturum geçirebiliriz bu şekilde. Şimdi sıradaki oturumumuzda biraz önce aslında gerek Süleyman Hocam'ın gerekse Tünem'in bahsettiği gibi aslında biz 360 derece analitik vizyon yaklaşımıyla birlikte birçok farklı sektörün ihtiyacını karşılıyoruz. Ve size açıkçası burada birazcık uygulama alanları konusunda örnek vermek istiyorum. Çünkü üniversiteniz içerisinde derslerle birlikte çok değerli bilgiler alıyorsunuz. Teorik bilgiler alıyorsunuz. Ve aslında bu teorik bilgilerin gerçek hayatta nasıl ete kemiğe büründüğü, nasıl sorunları karşıladığı ve ne nasıl başarılar ortaya çıkarttığını biraz daha fazla anlatmak istiyoruz sizlere. Çünkü aldığınız bilgiler gerçekten çok kıymetli. Yeter ki bunları pratiğe dökebilin noktasındayız. Baktığınız zaman da biz aslında 360 derece analitik vizyon çözümleri kapsamında veri biriktiren her sektöre yazılım ve çözüm geliştirebiliyoruz. Bunların içerisinde finans sektörü var ki bunun bankacılık, faktöring gibi şirketleri düşünebilirsiniz. Sigorta şirketleri var, perakende, enerji, hem üretim hem dağıtım tarafında, telekomünikasyon şirketleri, üretim yapan birçok firma şu anda buradaki yazılımları ve çözümleri kullanıyorlar. Hava yolları, otomotiv, eğitim, kamu, yani sizin de gördüğünüz gibi aslında veri biriktiren her noktada, her sektörde çok detaylı analitik çalışmalar yapma şansına sahibiz. Çünkü geldiğimiz nokta teknolojinin imkanıyla birlikte artık veri ulaşımı kolaylaştıran bir mimaride. Önceden biz hani verimiz var mı diye sorguluyorduk ama artık verimiz zaten var. Çünkü IoT'de hayatımıza girdi, sürekli anlık veriler akıyor, veri tabanlarımızla yapmış olduğunuz her bir hareket saklanıyor. Mesela hepiniz kredi kartları kullanıyorsunuz, cep telefonu kullanıyorsunuz. Dolayısıyla aslında siz de düşündüğünüzde gerek kart kullanımınızla, gerek telefon aramalarınız veya kullanım karakteristiğinizle alakalı birçok farklı bilgi bırakıyorsunuz kurumlara. Dolayısıyla onlar da bu bilgileri işleyerek buradan çok akıllı öneriler, çok akıllı aksiyonlar yaratabiliyorlar. Ki burada da aslında bunların bazı örneklerini görüyor olacaksınız. Analitik vizyon çözümleri öncelikli olarak müşteriye özel geliştirilen bir mimaride yer alıyor. Dolayısıyla biz hazır yapılar geliştirip bunları doğrudan her müşteri uygulama yöntemine giden bir kuruluş değiliz. Terzi usulü çalışıyoruz. Dolayısıyla analitik bilgimizi, veri yönetim becerilerimizi ve karar destek sistemi tasarlama yeteneklerimizi kullanacak şekilde her bir kurumun kendi ihtiyaçlarına, kendi yapısına uygun şekilde çözümler geliştiriyoruz. Dolayısıyla analitik ortasını belirlenmiş dediğimiz noktada müşterilerimiz için iş ihtiyaçlarını masaya yatırdığımız, ne gibi verilere sahip olduklarını incelediğimiz, en çok yaşadıkları zorluk nedir, çağımızın gereksinimlerini karşılamak adına atmaları gereken adımların ne olduğunu ortaya çıkartacak boyutlara kadar gidecek şekilde detaylı bir harita belirliyoruz. Ve örnek veriyorum 3 senelik, 5 senelik planlar belirleyip bir kurumun dijitalleşme konusunda, yapay zeka entegrasyon konusunda ve kendini rekabetçi piyasa içerisinde daha üst konuma getirmesi konusunda atması gereken adımların ne olduğunu adım adım belirliyoruz. Ve onlar da bu harita kapsamında ilerleyişlerini sağlıyorlar. Mesela bu süreçlerin basamaklarından, en önemli mihenk taşlarından bir tanesi de analitik CRM yaklaşımı. Analitik CRM'e baktığınız zaman arkadaşlar temel amacımız müşteriyi doğru tanımak ve müşteriden mümkün olduğunca maksimum verimi elde edebilmek üzerine gidiyor. Dolayısıyla burası çok adımlı bir yaklaşım. Ve analitiğin aslında en yoğun kullanım alanlarından da bir tanesi. Süleyman Hocam da belirtmişti, kendi sizin üniversitenizde de şu anda bu konuda farklı sertifika programları da varmış. Biz de burada aslında bakarsanız müşterinin her bir kuruluşta, bu bankacılık içinde olabilir, perakende içinde olabilir, hava yolları içinde olabilir, telekom içinde olabilir. Her bir sektörü, her bir kurum özel olacak şekilde anlamaya çalışıyoruz, tanımaya çalışıyoruz. CRM'in temel amacı zaten müşteri tanımaktır. Ve biz de burada segmentasyon yaklaşımlarıyla beraber müşteriyi tanıyıp daha doğru yaklaşımlarla beraber onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Nedir mesela bu yaklaşımlar? Birincisi değer segmentasyonu. Değer segmentasyonu müşterinin kuruma kattığı değeri ortaya çıkartmasına imkan verdiğimiz bir segmentasyon çalışması. Temel mantığına da bakarsanız aslında bir piramit yapısına oturmayla beraber oluşuyor. Ve biz bu piramit yapısını belirleyerek aslında diyoruz ki, örnek veriyorum,
Kuruluşun %1'lik müşteri profili platin olarak karşınıza gelecek. Baktığınız zaman sayı olarak çok az. Ama değer olarak baktığınız zaman neredeyse kurumun toplam kazancının %50'sini buradaki profil getiriyor olabilir. Dolayısıyla her bir kurum yaptığı değer segmentasyonuyla beraber hangi müşteri benim için olmazsa olmaz, vazgeçilmez müşteridir. Hangi müşteri ise göreceli olarak diğer müşterilerime oranla bana daha az gelir getiren, daha az kar bırakan müşteridir, bunu ortaya çıkartabiliyor. Mesela bir bankayı düşündüğünüzde ne kadar kredi kartı kullanıyor, hesaplarına ne kadar para tutuyor, ne kadar kredi çekiyor gibi farklı farklı bilgilere bakıyor. Ama telekom şirketi gözüyle bakarsanız, örnek veriyorum, ne kadar SMS atıyor, ne kadar gigabyte kullanımı var, internet paketi kullanımı var, ne kadar çok kişiyle konuşuyor ve arkadaşlarının ne kadarı ilgili telekom şirketine değil de rakip operatörde yer alıyor ki benim için bir pazarlama hedefidir bu da aynı zamanda. Bunun gibi farklı kriterleri her bir sektör bazında belirleyip değer segment yapısını şekillendiriyoruz. Neden değer segmentinin birinci basamaklı yapıyoruz diye sorduğunuzda esasında temelde 3 tane farklı ana hedefi değer segmentiyle beraber karşılamaya başlayabilecek olan noktaya geliyoruz. Nedir bunlar? Birincisi müşteri kazanımı. Her kurum müşteri kazanmak istiyor ama gözü kapalı bir şekilde herkesi kazanayım mantığıyla gittiğiniz zaman da ise bir zaman sonra batıyorsunuz. Çünkü her bir müşterinin aynı zamanda hem kazanım maliyeti var hem de bir operasyonel maliyeti var. Dolayısıyla eğer elinizde başarılı bir değer segmenti yapısı olursa bu segmentin üst kısmında yer alan müşterileri inceliyorsunuz. O müşteriler nasıl kazanılmış, hangi ürünlerle bizim kuruluşumuzla beraber çalışmaya başlamışlar. Bunların hepsini ortaya çıkartıyorsunuz ve bundan sonraki müşteri kazanım stratejilerinizi de buna göre şekillendiriyorsunuz. Sonrasında segmentlere, hareketlere bakıyoruz. Çapraz üst satış önerilerini kimlere sunabiliriz, kimlere ek önerisi, ek bir ürün satarsak, ek bir değer önerisi sunarsak bizim için daha kıymetli hale gelecek. Bunları belirleyebiliyorsunuz. Ve tutundurma tarafı. Müşteri kaybı tüm sektörlerin en önemli sorunlarından bir tanesi. Ki zaten CRM'in de aslında ortaya çıkmasındaki en sebeplerden bir tanesi. Müşteri kaybını engelleyebilecek olan farkındalığa varmaktır. Dolayısıyla biz değer segmentasyonuyla beraber her bir segment bazında farklı müşteri tutundurma stratejileri belirliyoruz. Ve bu stratejilerin sayesinde de örnek veriyorum. Siz bütün %100 anlamında müşteri veri tabanınızı korumaya çalışmıyorsunuz. Evet, bizim için en üst segmentte platin müşterilerin içerisinde olan bir müşterinin terk etmesi çok büyük bir sorundur. O yüzden burada özellikle onu elde tutmaya çalışıyoruz. Ama piramit yapısının aşağısına doğru indiğiniz dünyada ise çok daha bizi kar bırakan, çok da verim sağlayan müşteriler aşağıda olmayacağı için onlardan müşteri birisi giderse çok da canımızı acıtmıyor. Ama segmentin üst kısmına doğru gittiğimizde bizim için daha fazla değer katan müşterilerden birisi giderse sorun haline gelmeye başlıyor. O yüzden biz de burada tutundurma stratejilerimizi hangi profile göre nasıl farklılaştırmayız konusunda değer segmentine bakıyoruz. Sonra hayatımıza demografik segmentasyon gidiyor. Demografik segmentasyon aslında sizin kendi profil bilginizi düşünün. Nerede oturuyorsunuz, kaç yaşındasınız, eğitim seviyeniz nedir, ondan sonra çocuğunuz var mı, medeni haliniz nedir gibi birçok farklı bilgiyi dikkate alıyoruz. Mesleğiniz nedir şeklinde. Ve buna göre kişilerin sosyoekonomik statülerine göre gruplandırmaya çalışıyoruz. Çünkü arka tarafta bir müşterinin alım alışkanlığını, ürün kullanım karakterisini etkileyen önemli şey yaş, aile yapısı, yani çocuğu var mı, bekar mı, evli midir, eğitim seviyesi nedir, bunlar çok etkili hale geliyorlar. Hatta mesela biz buradaki çalışmaları yaparken adres bilgileriniz üzerinden yola çıkacak şekilde sizin bulunduğunuz, ikamet ettiğiniz mahalle içerisindeki emlak fiyatlarını bile dikkate alıyoruz. Acaba nasıl bir potansiyelde oturan bir kişiyle karşı karşıyayız bunu ortaya çıkartmak için. Üçüncü basamakta potansiyel değer segmentasyonu geliyor. Buradaki amacımız şu, aslında değer segmentasyonu çok benzer bir mantıkta. Sadece bakış açımız çok farklı. Değer segmentasyonunda müşterinin kuruma kattığı mevcut değere bakıyoruz. Şu anda ne kadar değerlisin? Ama potansiyel değer segmentasyonuna geldiğimiz noktada ise artık mevcuttaki duruma değil, benim kuruluşumun dışında göstermiş olduğum değere bakmaya başlıyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse bir bankayı düşünün. Arka tarafta hepimizin cüzdanında büyük ihtimalle birden daha fazla kredi kartı vardır farklı bankaları. Dolayısıyla mesela bir X bankasının kredi kartı için baktığımızda, bir X bankası için çalıştığımızı varsayın. Mevcut ders piramidini yaptık ve dedik ki Doruk benim için bronz müşteridir. Ama aynı zamanda Doruk'un cüzdanında diyelim ki Y bankasının da kartı olduğunu biliyoruz. Ama Doruk o Y bankasının kartını öyle bir potansiyelde kullanıyor ki bizim için aslında eğer o potansiyeli bizde göstermiş olsa platin müşteri grubuna girebilecek olan bir kişiyle karşı karşıya kaldığımızı görebiliriz. Dolayısıyla biz X kartı üzerindeki hareketlerin mevcut değer piramidi içerisinde inceliyoruz. Y kartındaki başka bankaya ait olan kredi kartındaki hareketlerin ise potansiyel değer piramidini inceliyoruz. Böylece kurumun elinde müşteri bende hangi değerde, diğer rakibimde ise hangi değerde olduğunu görüp buna göre tüm
kazanım stratejilerini belirleyebiliyorlar. Davranış ve yaşam tarzı segmentasyona geçtiğimiz zaman burada yine müşteri tanıma kadar yaptığımız en detaylı segment yapısına geliyoruz. Bugüne kadar ne yaptık? Değeri yaptık, demografik yaptık, potansiyel değer yaptık. Davranışta ise bir müşterinin ilgili kurumu kullanma alışkanlığına bakıyoruz ve hayatının neresine koyduğunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde ürün tercihi, ürün kullanımları, kanal kullanımları, iletişim tercihleri, kampanya eğilimleri gibi birçok farklı profil devreye giriyor. Ve günün sonunda farklı farklı mikro segmentler çıkartıyoruz. Neler mesela bunlardan bazıları örnek verirsek? Mesela iş peşinde. İş peşinde hangi sektörde yaparsanız yapın genelde çıkan bir profildir. Çünkü noktası şudur. Herhangi bir ürün kullanımı veya bir alım hareketi yapmadan önce rakip fiyatları sürekli araştıran ve kampanyaya girmesini bekleyebilen, sabra sahip olan müşteri profilidir. Mesela biz biliriz ki eğer iş peşinde bir profilimiz varsa arka tarafta hiçbir zaman bizim ilk fiyatımızdan ürün almayacak. Ya indirim yap bekleyecek, ya bir kampanya bekleyecek, ya da pazarlık sürecine gelecek. Dolayısıyla bunun gibi profili doğru yaklaşmamız gerekiyor. Eğer risk sever gibi bir tane profilimiz var. Arka tarafta yatırım yapacağı dünyada ben az yatırım yapayım ama çok kazanayım noktasına gelen bir profil olabilir. Ama ufak garantici var. Çok yüksek bir birikim olmayabilir ama ben de bir şeyler kazanmak istiyorum. Dolayısıyla daha güvenli, daha garantici bir yaklaşımla yatırım yapayım diyebilen profiller karşımıza gelebiliyor. Hatta mesela uyuyanlar var. Birçok sektörde yine karşımıza çıkan profillerden bir tanesi. Hesaplarında para unutanlar veya işte bireysel emek sistemine girip belli bir zaman para ödemişler. Sonra bir anda ödemeler kesilmiş. Ama haberi yok öyle bir parası olduğundan. Yıllar geçmiş üzerinden. Mesela bunun gibi profilleri ise uyuyanlar grubunu alıp çok fazla dokunmamayı öneriyoruz. Çünkü dokunduğunuz zaman aa benim böyle param var diye parayı çekebiliyorlar. Dolayısıyla biz bu tüm segmentlerle beraber artık müşterimizi 360 derece tanımış oluyoruz. Ve artık bunun sonrasında hangi ürünü müşteriye teklif edebiliriz? Müşteri beni terk edecek mi, terk etmeyecek mi? Fraud yapma, yani sahtekarlık yapma ihtimali nedir? Veya kredi başvurusu yaparsa onaylayayım mı, onaylamayayım mı gibi birçok farklı soruya cevap verebiliyoruz. Ürün eğilim modellemesine geçtiğimiz gün yani sadece aksiyona geçmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ve buradaki mimari içerisinde makine öğrenmesi yöntemleri çok fazla kullandığımız yaklaşımlardan bazıları aslına bakarsanız. Arka tarafta her bir müşteri bazında her bir ürünü satın alma eğilimini hesaplıyoruz. Ve bu eğilim gerçek zaman olarak da gelen veriyle beraber güncellenebiliyor. Dolayısıyla sizin yaptığınız her bir hareket günün sonunda sizin bir sonraki etkileşiminizde biz size ne teklif edebiliriz noktasında bir model oluşturulmasına imkan veriyor. Ve biz böylece her zaman müşterinin ilgi duyabileceği, ihtiyaç duyabileceği ürünü önceden belirleyip gerçekten ihtiyacını karşılayabilecek olan teklifler sunmaya başlıyoruz. Kanal tarafına geçtiğimiz dünyada dijitalleşme şu an çok önemli dünyada ve her sektör mümkün olunca müşterilerin dijital kanallara çekmeye çalışıyor. Bunu bir giyim firması da düşünseniz online e-ticaret sayfalarını yönlendirmeye çalışıyorlar. Gıdayı düşünseniz her şeyi sanal marketten yapmaya çalışıyoruz mesela. Şu anda koronanın da vermiş olduğu motivasyonla birlikte şu anda bütün alımlarımız sanal ortamlara geçmiş durumda. Efendim mesela bankaları düşünün, şubeme gelme, internet bankacından, mobil bankacılıktan işlemlerini yap gibi beklentileri söz konusu. Dolayısıyla buradaki mimariler içerisinde ise hangi müşterileri biz hangi kanalı yönlendirebiliriz? Hangi müşterimin dijital kanalları kullanma ihtimali daha yüksektir? Hangi müşterimi hangi kanalda ne gibi işlemleri yaptırabilirsem benim için o kanalın sadık müşterisi olur gibi birçok farklı soruya da cevap alabiliyoruz. Mesela kampanya geri bildirim modellemesi yine güzel çalışmalardan bir tanesi. Mesela burası da şu, hepinizin cep telefonlarına birçok farklı kuruluştan reklamlar gelir. Şu kampanyam var, bu kampanyam var diye ve siz belli bir zaman sonra artık gelen mesajları okumaya başlarsınız. Çünkü o kadar yoğun ve sizin beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılayamayan derecede o kadar fazla mesaj gelir ki içinde bunların siz gerçekten ihtiyacınız olan bir mesaj gelse bile okumadığınız için otomatikman silinecekler. Dolayısıyla biz kampanya geri bildirim modellemesi içerisinde müşterinin duyarsızlaşmasını engelleyebilecek olan bir optimizasyon çalıştırıyoruz. Ve günün sonunda ortaya çıkan sonuçlarla beraber biz hangi müşteriyi, hangi saatte, hangi kanaldan, hangi içerikte, hangi ürünle alakalı ulaşım sağlarsak en yüksek okunma ve etki yani satılma ihtimalini sağlayabiliriz noktasında birçok farklı yapı ortaya çıkartıyoruz. Şikayet talep segmentasyonu farklı bir çalışma. Buradaki temel amacımız şu. Bazı insanlar yaşadığı zorlukları hemen şikayet dökerler ve iletirler, konuşurlar bunun üzerine. Bazı müşteriler ise sorun yaşasa bile bunu dillendirmez ama birkaç defa yaşadıktan sonra bir anda karar verip ilgili kurumu veya ilgili hizmeti kullanmayı bırakabilir. Dolayısıyla şikayet talep segmentasyonunda biz hangi müşterilerin şikayeti açık, hangilerinin kapalı, hangilerinin
ne kadar sürede sorunları çözülmüş ve ne kadar memnun kalmışlar gibi farklı farklı boyutlarına göre gruplandırmasını sağlıyoruz. Çünkü bunların hepsini alıp terk etmeyeli modellemesinde hangi müşteri bizi ne zaman terk eder sorusuna cevap vermek için kullanmaya başlıyoruz. Yine burada öngörüsel modelleme yöntemleri kullanılıyor. Bunların içerisinde makine öğrenmesi yöntemleri de var, istatistik tabanlı, lojistik regresyon gibi modeller de var. Dolayısıyla bu modellerin hepsini kullanacak şekilde hangi müşterinin ne kadarlık bir terk etme ihtimali vardır ilgili kuruluşu, bunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Mesela telekom sektöründe operatörler arası geçiş yapmak çok rahat. Bu yüzden zaten taahhüt mantığı artık hayatımıza girdi yıllardır. Ve siz de kendiniz 12 ay, 24 ay boyunca ilgili kuruma bağlıyorsunuz ki terk etme ihtimalinizi minimize etsinler. Ama her zaman da taahhüt süreci bitmeye yakın veya cami ödenleri çok yüksek olmadığı dünyada her an terk etme yapma şansınız var. Dolayısıyla telekom şirketleri de sizin için arka tarafta her bir müşteri bazında kim beni terk edebilir, ne kadarlık ihtimali vardır ve terk etme sebebi ne olabilir gibi detaylara bakıyorlar. Ve bunu da yine analitik modellerle beraber yapıyoruz. Sizin aslında öğrendiğiniz analitik modeller burada ayrı bizim için bir sonuç ortaya çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla buradaki modelleri kullanacak şekilde de biz hangi müşterinin ne kadar ihtimali terk edeceğini ve ne zaman terk edeceğini tahmin edebilecek olan modeller kurabiliyoruz. Yaşam boyu değer modellemesine geçtiğimiz dünyada ise burası aslında analitik CRM döngüsünün son basamağı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü artık buradaki amacımız şu, bir müşterimizi tanıdık. Değer segmenti, potansiyel davranış segmenti yaptık. Ürün eğilim, kampanya, geri bildirim, terk etme eğilim modelleri gibi birçok farklı aksiyon yönelik olarak modeller tasarladık. Bunların hepsini birleştirip artık gelecek yönelik olarak bir tahmin yapıyoruz. Şöyle düşünün, arka tarafta mesela ben 2008'de üniversiteden mezun oldum. 2008'deki benim müşteri profilime baktıkları zaman Doruk şu anda evet öğrencilik hayatını yeni bitirmiş, daha işe girmemiş, geliri olmayan bir profil ve birçok kurum açısından değersiz bir bakış açısıyla değil. Ama eğer doğru bir modelleme yapısı, şu anda anlattığımız gibi analitik CRM çemberi kurabilirlerse kurumlar, şunu öngörebiliyorlar. Doruk'un okuduğu bölüm sonrasında önümüzdeki 3 sene, 5 sene içerisinde yerleşebileceği işler şunlardır. Bu işlerdeki aylık ortalama gelirleri şu kadar olabilir. Eğer bu gelirlere ve bu sektörlere yerleşirse şu kadar zaman sonra, örnek veriyorum, evlenir misal. Evlendikten sonra şu ürünlere ihtiyaç duyabilir. Bu ürün alırsa da benim için şu kadar değer yaratabilir. Şeklinde bir öngörü sistemini burada devreye sokabiliyoruz. Böylelikle sadece bugündeki duruma bakarak karar vermek yerine, evet bugündeki göstermiş olduğum profil benim şu değere geliyor. Ama eğer kurum benle ilişkisini devam ettirebilirse 5 sene sonra belki de Doruk onlar için çok daha kıymetli bir profil haline gelebilir noktasına gelebiliyoruz. Bu da yaşam boyu değer segmentasyonuyla beraber geleceğe yönelik olarak yaptığımız, gelecekte gelebileceğimiz değeri gösterebilecek olan bir çıkarım. Ki buna göre kurumlar müşteri yönetim yapılarını belirliyorlar. Analitik CRM çok sık kullandığımız bir yaklaşım. Dolayısıyla her sektörde şu anda aslında aktif olarak bu çalışmaları kullanıyoruz ve ulusal ve uluslararası birçok farklı ödülü de analitik CRM yapımızla beraber almış durumdayız. Tabii ki bunu sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bu an analitik CRM yapısında odaklı müşteri vardı. Şimdi mesela analitik acenteye geçtiğimiz dünyada ise mesela sigorta şirketlerini düşünün. Sigorta şirketlerinin müşterisi de var, aynı zamanda acentesi de var. Çünkü satışı acentelerden yani bayilerin üzerinden yapıyorlar. Bu sefer de tüm modellerin yapısını acente bazında yapmaya başlıyoruz. Acentelerse müşteri segmentasyonu tabi tutuluyorlar, lokasyonlarına bakıyoruz ve çalışma karakteristiklerini inceleyecek şekilde onları modellemeye tabi tutmaya başlıyoruz. Nokta bazlı zeka, mesela TÜBİTAK DS ile beraber geliştirmiş olduğumuz bir altyapı ve mimarisi de şöyle çalışıyor. Üç farklı ana konsepti birleştiriyoruz. İş zekası, iş analitiği yani veri bilimi ve bunun yanında da coğrafi bilgi sistemlerinden, GIS sistemlerinden gelecek olan veriler toplanıyor. Ve bunlar bir harita üzerinden analitikte gerçek zamanlı olarak skorlanacak şekilde entegrasyon tartışılmış durumda. Ne amacı var burasının? Nokta bazlı zeka noktasal birime sahip olan bu şube olabilir, mağaza olabilir, banka için ATM olabilir mesela. Bunun gibi farklı farklı noktasal birimli olan kurumlar için her bir noktasal biriminin performansını analiz edebildikleri ve eğer ben yeni bir yer açmak istiyorsam, yeni bir şube, yeni bir mağaza açmak istiyorsam Türkiye üzerinde nereye açarsam en yüksek verimi elde ederim sorusuna cevap alabildikleri bir altyapı. Nasıl çalışıyoruz? Mesela bakın şuradaki üzerinde yeşil oklar, sarı çizgiler, kırmızı oklar olan noktalar ilgili kuruluşun mağazaları gibi düşünün. Bu mağazaların hangisi benim için bulunduğu lokasyona göre olması gereken performansı tahmin ediyoruz. Bunun altında kalmış, hangisi performans hedeflerinin üzerine çıkmış, hangisi ise ilgili hedefin skalasında, yani mevcut durumunu çok iyi şekilde, normal bir şekilde karşılamış analizini yapıyorlar. Buna göre hangi şubemizi, hangi mağazamızı kapatmalıyız,
hangi mağazamızda performans arttırmak için teşvikler yapmalıyız gibi sorulara cevap olabiliyorlar. Artı yeni bir lokasyon açmak istedikleri dünyada tüm Türkiye haritasını farklı kategorilere, bölümlere bölüp skorlama yapıyoruz. Ve müşterimizin önüne şunu çıkartabiliyoruz. Eğer sen bir şube açmak istiyorsan en yüksek verime sahip olabileceğin lokasyon önerilerimiz şu 5 farklı ilçedir veya mahalledir şeklinde skorlamalar gerçekleştiriliyor. Böylece karar destek sistemiyle birlikte nereye mağaza açmam gerektiği konusunu çok daha rahat cevaplar alabiliyoruz. Hedef yönetimi tarafına geçtiğimiz dünyada iş hayatına girdiğiniz zaman göreceksiniz hepimizin hedefleri var gerçekleştirilmesi gereken. Örnek veriyorum işte satış konusunda uzmanlaşan arkadaşlarımızın satış hedefleri var. İşte eğitim konusunda uzmanlaşan arkadaşlarımızın eğitim kalitesi veya puanlaması konusunda ulaşmamız gereken bir hedef var. Danışmanlık projesi yapıyorsanız danışmanlık projesinin belli bir zaman içerisinde belli bir başarı tamamlanması gerekiyor. Bunun gibi her sektörün farklı hedefleri söz konusu. Veya mesela doktorsanız özel hastaneler diyorlar ki şu kadar hastaya bakman gerekir ki benim için başarılı olabilesin noktasında herkesin hedefi var. Dolayısıyla bu hedeflerin doğru belirlenmesi gerekiyor. Biz de burada analitik hedef yöntemiyle birlikte hangi sektörde ne kadarlık bir hedef vermek gerekir bunları ortaya çıkartıyoruz. Mesela şöyle düşünün. Her gün alışveriş yaptığınız bir perakende gıda zincirini düşünün. Bu gıda zincirinin her bir mağazasında her bir üründen ne kadar satılacağını bilip aslında biz mağazalara hedefler veriyoruz. Önümüzdeki her ay senden şu üründen şu kadar ciro yapmanı bekliyoruz. Şu kadar müşteri satışı yapmanı bekliyoruz. Fişteki ortalama sepet tutarının şu kadar olmasını bekliyoruz gibi hedefler çıkartıyoruz. Bu hedeflerin hepsi de arka tarafta işte Arima gibi zaman serisi yöntemleri var. Lineer regresyon gibi istatistik tabanlı yöntemler söz konusu veya LSTM gibi veya işte sinir ağları gibi de yapay zeka tabanlı çalışan algoritmalarla beraber belirlediğimiz tahminler haline gelmeye başlıyor. Biz bu tahminleri sürekli anlık olarak güncelleyerek de doğru hedeflerin her zaman sağa indirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Veya mesela farklı bir konu dinamik talep ya satış yolcu yoğunluk tahminimiz. Mesela burası her alan için geçerli. Bir fabrikayı düşünün. İlgili fabrikanın ne kadar üretim yapması gerektiğini, hangi üründen ne kadar üretmesi gerektiğini tahmin edebiliyorsunuz. Arka tarafta bir hava yolları şirketini düşünün. Hangi uçağında ne kadar yolcu olabilir ilgili saatler arasında. Bunun tahminini yapıyoruz. Buna göre fiyatlarını optimize ediyorlar. Veya bir telekom şirketini düşünün. Belli zamanlarda mesela cep telefonlarımız çekmiyor veya ses kalitesi düşüyor. Çünkü ilgili lokasyondaki baz istasyonuna çok fazla bir talep söz konusu olabiliyor. Arka tarafta baz istasyonları bazında yoğunluğu tahmin ediyoruz. Ve buna göre de eğer buradaki baz istasyonunun kapasitesi yetmeyecekse hemen akıllı bir öneri çıkartıp buraya geçici baz istasyonu yönlendir veya bu sürekli olmaya başlayacağını tahmin ediyorum ben önümüzdeki 3 ay boyunca. Buradaki baz istasyonun kapasitesini arttır gibi akıllı önerilere bunu dönüştürebiliyoruz. Şöyle bakın bir net örnek verebilirim. Mesela üretim sektöründe çalışan mobilya parçası üreten müşterilerimizden bir tanesi dedi ki bize satışı tahmin eder misiniz? Hangi ürüne ne kadar satış yapacağımızı geleceğe dönük olarak bilmek istiyoruz. Oturduk onlarla birlikte. Her bir bölge bazında, satış yöneticisi bazında ve ürünler bazında yaklaşık olarak 1500 tane farklı modelin çalıştığı bir tahmin yapısı kurduk. Bu tahmin yapısının sonucunda elde ettikleri satış tahminlerini aldılar, gittiler, üretim planlamasını yaptık. Fabrikalarında hangi gün ne kadar üretim yapması gerekiyor her bir üründen? Buna göre stok yönetim maliyetlerini dikkate alacak şekilde depomda ne kadar ürün saklamalıyım? Bu üretimi yaparken maliyetleri minimize etmek için hangi ham maddemden ne zaman sipariş vereyim? Ve buna göre de üretim bandında hangi vardiyada kaç kişi çalışsın gibi bakın uçtan uca bir optimizasyona gidebilen bir mimari kurabiliyorsunuz. Mesela bu çalışmayla beraber kurum inanılmaz bir verim kazancına sahip oldu. Çünkü biz aynı insan kaynağıyla, doğru planlamayla ham maddeyi çok iyi fiyattan daha önce sipariş vermesini sağladık. Stok yönetim maliyetlerini düşürdük ve satış rakamlarını öngördüğümüz için boşu boşuna ürün üretip de depomuzda saklama noktasına gelmedik. Bu şekilde de çok detaylı modeller kurabiliyorsunuz. Anlık yok satma mesela yine farklı çalışmalardan bir tanesi. Ki yapay zeka süreçlerinin devreye girmesiyle beraber çok büyük bir kullanım alanı haline geldi. Şöyle düşünün, tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı içerisinde siz ilgili mağazanın veya şubenin deposuna ne kadar ürün göndermem gerektiğini tahmin ediyorsunuz. Ürün depoyu gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki harika ben bu süreci hallettim. Sıkıntısız bir süreç tasarladık artık burada. Ama şöyle bir nokta kaçıyor. Siz ürün depoya gönderseniz bile rayon sorumlusu ilgili ürünü alıp da rafa koymuyor.
siz biliyorsunuz ki genel müdürlük olarak ya ürün gönderdik, biz stok var ama satılmıyor. Bu müşteri bu lokasyonda ilgili ürüne talep yok. Ama aslına bakarsanız talep var ama rafta olmadığı için satamıyoruz. Anlık yok satma modellemesi de burada devreye giriyor bizim için. Ve günün sonunda geldiğimiz noktada biz yarım saatte bir çalışan modellerle birlikte arka tarafta hangi ürünün, hangi raftaki ürünlerin ve mağazamızdaki ürünlerin önümüzdeki bir saat, iki saat içerisinde ne kadar satılacağını tahmin ediyoruz. Ve ne zaman ki buradaki satış tahminlerimiz ilgili rafta bulunan ürün sayısının üzerine çıkmaya başlarsa hemen reyon sorumlusuna veya mağaza yöneticisine anlık alarm gidiyor ve diyorlar ki buradaki stoğunuz, rafınızdaki bulunan ürün sayısı önümüzdeki bir saat içerisinde talep karşılamayacak. Şimdiden hemen ürün yüklemesi yapın şeklinde yüklenecek olan ürün sayısına kadar tahminde bulunuyoruz. Ve buna göre arka tarafta artık bunu bir insan inisiyatifine bırakmaktan ziyade analitik modellemeyle beraber hem takibi yapıp hem de ne kadar yüklenmesi gerektiği noktasını ortaya çıkartabilecek olan modeller kurabiliyorsunuz. Analitik fraud yönetimi, TÜNAM'ın da bahsettiği gibi hani çok güzel alanlardan bir tanesi. Özellikle finansal sektörde, bankacılıkta fraud her geçen gün artmaya başlamış durumda. Çünkü insanlar dijital kanallara geçmeye başladı ve normalde hiç kullanmadığımız kadar dijital kanalları kullanmaya başladık. Ve bunu kullanan bazı kesimlerse normalde bu kanalları kullanmıyorlardı. Dolayısıyla fraudu çok açıklar. Biz de analitik fraud yaklaşımıyla beraber arka tarafta analitiği sonuna kadar kullanıyoruz. Ve bu analitik kullanırken iki bacakta kullanıyoruz arkadaşlar. Birincisi bilinen suistimallerin modellenmesi. Yani diyoruz ki kurum sen daha önce yakalamış olduğun fraud hareketlerini bize ver. Biz buradan öngörüsel modelleme yöntemlerini kullanacaksak şekilde yani supervised learning dediğimiz makine öğrenmesi algoritmaları, işte karar ağacı yöntemleri, lojistik regresyon gibi farklı algoritmaları kullanacak şekilde tahminsel modeller geliştirelim ve fraudun nasıl ortaya çıktığını bulup yeni bir hareket geldiğinde yani bu hareket tarzına uyuyorsa hemen sana alarm çıkartalım. Böylece sen önceden bunu engelleyebilirsin. Ama üçüncü yaklaşıma geçtiğimiz noktada ise devreye artık öngörüsel modeller değil, danışmansız öğrenme yöntemi dediğimiz anomali tespit yaklaşımları devreye giriyor. Artık burada bir hedefimiz yok. Yani bir hedef değişken yok. Ben şu fraudu engellemeye çalışıyorum demiyoruz. Arka tarafta müşteri bazlı hareket karakteristiği içerisinde normale uymayan, o müşterinin aslında hiç yapmadığı bir hareketi bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu anomali yani aykırı davranış tespiti yaklaşımıyla birlikte her bir müşteri bazında siz günün sonunda bu hareket Doruk'un hareketi olmaz. Çünkü Doruk hiçbir zaman şöyle bir tutarda şu kadar sık arka arka işlem yapmadı gibi uyarıları anlık olarak çıkartabiliyorsunuz. Böylece biz yapay zekanın gücüyle birlikte hem öngörüsel bir yapıyla birlikte daha önce yakalanmış olan fraud karakteristiğinin benzer kayıtları ortaya çıkartabiliyoruz. Hem de anomali tespit yaklaşımıyla birlikte daha önce bilmediğimiz ama arka tarafta anomali yaklaşımıyla beraber ortaya çıkartabildiğimiz yeni fraud hareketlerini de belirleyebiliyoruz. Öngörsel bakım yönetimi mesela sizin alanınızda çok fazla karşınıza çıkacak olan konulardan bir tanesi olarak gelecek önünüze, iş hayatına geçtiğiniz dünyada. Arka tarafta fabrikalar birçok üretim yapıyorlar ve bu üretim bantları içerisinde çalışan birçok farklı makine var. Ve ilgili kuruluşun üretimini mükemmelleştirmek için sürekliliği sağlaması gerekiyor ve çıkan parçaların da kalitesini belli bir kalite oranında tutması gerekiyor. Öngörsel bakım yönetimi arka tarafta IoT ile beraber her bir üretim bandındaki makine üzerindeki sensörlerden anlık olarak veriler çekiyor. Bu veriler sadece bizim için işte makinenin ısınması değil, içinde titreşim de var, ne kadar süredir kesintisiz çalıştığı da var, her bir parça bazında ne kadarlık çalışma sürelerine sahip olduğu gibi birçok farklı kriteri söz konusu. Tüm bu bilgileri dikkate alacak şekilde arka tarafta çok detaylı bir veri topluyoruz. Sonrasında ise analitik devreye girmeye başlıyor. Ve biz analitikle beraber hangi sektördeki bir makineyle veya bir üretim bandıyla alakalı çalışırsak çalışalım şunu öngörebiliyoruz. Hangi makine ne zaman hangi parçasıyla beraber arıza verebilir? Bunu önceden tahmin ediyoruz ve bu tahminle birlikte dediğim gibi sektör bağımsız bir şekilde hangi parçamızı nasıl yönetebiliriz? Ne zaman bakımı planlarsak parça arıza vermeden ve minimum kesinti süresiyle beraber üretim devamlılığını sağlayabiliriz? Hangi parçayı değiştirme kararı verebiliriz. Değiştirirsek hangi yedek parçayı tercih edelim gibi birçok farklı önleyici bakım sürecini tasarlayabilecek olan noktaya gelebiliyorsunuz. Neye ihtiyacımız var? Veri ihtiyacımız var. Sensörlerden bu veriyi çekiyoruz. Neye ihtiyacımız var? Analitik yönteme ihtiyacımız var. Daha önce yaşanmış olan arızalar, daha önce yaşanmış olan parça değişimlerinin etkisini inceliyoruz ve prediktif modelleri kullanacak şekilde bir dahaki önümüzdeki dönemler içerisinde ne zaman ilgili parça bozulabilir bunların tahminini yapıyoruz. Ve bu yapıyla beraber
Bunu kullanan birçok farklı otomotiv şirketi, farklı sektörde üretim yapan birçok farklı kuruluş, bakım planlamasını, yedek parça tedariğini, hatta tedarikçi seçimini bile buradaki modellerin sonucuna göre yapıyorlar. Çünkü mesela biz diyoruz ki öngörüsel bakım yönetimi kapsamında şu parçaların değişmesi gerekiyor. Kurum hemen bunun bilgisini alıyor. Bakım planlamasını öne çekiyor. İlgili bir tane şirketle anlaşıp bakım hizmetini aldırtıyor. Ama biz belli bir analizden sonra bunu sürekli çünkü yapıyoruz. Ve bu analizden sonra şunu görebiliyoruz. Diyoruz ki eğer sen Doruk'la gidip bir bakım süreci yaptıysan, Doruk aslında işini çok iyi yapmıyor. Baştan sağma yapıyor ve genelde daha önce başka bir fabrikadan çıkmış olan bir parçayı senin makineni takıyor. Siz bunu mesela normalde bilemezsiniz. Ama makinenin içerisinde taktığı dünyada normaldeki parçanın ömrü örnek veriyorum 3 yılsa ama sürekli bu firmadan aldığınız hizmetten sonra 1 sene içerisinde ilgili parçalar bozuluyorsa sistem artık şu öneri de vermeye başlıyor sizin için. Arka tarafta evet bakım yapmanı istiyorum ama Doruk'tan yapma. Çünkü Doruk'tan yaptığın zaman parçalar çok daha çabuk bozuluyor. Onun yerine şu şirketten yap diye elinizdeki tedarikçilerin bile seçilmesini sağlayabilecek olan mimarlar sağlayabiliyorsunuz. Ve biz böylelikle arka tarafta üretim bandının kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlayabilecek olan yaklaşımlar sağlayabiliyoruz. Hatta görüntü analitiği yaklaşımların hayatımıza girmesiyle beraber üretim bandındaki kalite yönetimini de çok rahat yapabiliyoruz. Çünkü mesela üretilen parçalardaki ezikleri, çizikleri, olmaması gereken şekilleri hepsini görüntülerle beraber kameraları bile inceleyecek şekilde direkt bir insanın incelemesine gerek kalmadan hemen anında tespit edip gerçek zamanlı bir şekilde üretim bandında şu üründe hata var, bu ürünü ayırın noktasına gelebilecek olan kararlara doğru sizi götürebiliyoruz. Hatta mesela iş sağlığı ve güvenliği tarafı çok kritik bir nokta. Yine görüntü analitik yöntemlerini kullanarak üretim bandında çalışan veya şantiyede çalışan hangi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyduğunu, hangilerinin uymadığını da anlık olarak görüp hemen anlık uyarılar veya onu tekrardan uyarma, yönlendirme gibi süreçlere götürebilecek olan çıktılar sağlayabiliyorsunuz. Burayı yaparken gördüğünüz gibi aslında birçok farklı dünya çalışıyor arka tarafta. Biz bunu dünya diyoruz çünkü her şey burada. Mesela baktığınız zaman öngörüsel modeller de geleceğe kadar tahminler yapıyorlar öngörüsel bakım içerisinde. Ama sadece bakımın tahminini yapmak yetmiyor. Arka tarafta optimizasyon sürecini devreye katmanız gerekiyor. Ben diyorum ki şu parça şu zaman bozulacağını öngörüyorum. Optimizasyon çalışıyor. Bu parça bu kadar zaman sonra bozulacaksa, örnek veriyorum 6 ay sonra, ben 3. ayda bunu değiştirirsem hem yeni koyacağım parça daha uzun süre gider, hem de arka tarafta üretim bandım minimize etkileyecek şekilde kesinti uğratırım noktasında öneriler çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla segmentasyon yapılarını da eve sokuyorsunuz. Çünkü her bir makinenin gruplarını bulmanız lazım. Çalışma süresi, efendime söyleyeyim üretim yükü gibi kriterlerine göre gruplandırıp her bir grubun kendi içinde öngörüsel modelini yapmanız gerekiyor ki daha net bir sonucu ortaya çıkartabilirsiniz. O yüzden günümüzde popüler hale gelen veri bilimi kavramı burada aslında bakın hayat buluyor. Çünkü içerisinde hem detaylı anlamda veri yönetimi var. IoT verilerini topluyorsunuz, üretim verilerinizi ve satış verilerinizi topluyorsunuz. Bunları bir harmanlamanız gerekiyor. Sonrasında burada öngörüsel modelleri devreye sokuyorsunuz. Sonra optimizasyon kurgusunu devreye sokuyorsunuz. Ve tabii ki bunların hepsini yine kodlama becerinizle birlikte gerek web servislerle olsun, gerekse third party tool'ları kullanacak şekilde kuruluşların operasyon sistemlerini entegre etmeye başlıyorsunuz. Ve tabii ki bir de bunun görselleştirmesi var. Ki burada iş zekası platformları devreye giriyor. Dolayısıyla bunları buradaki yetenek setlerinin hangilerine ne kadar sahip olursanız aslında iş hayatında kendiniz o kadar fazla rahat bir şekilde daha nitelikli pozisyonları konumlandırabiliyorsunuz. Risk yönetimi tarafına geldiğimiz dünyada ise burası aslında bakarsanız örnek veriyorum IT sektörü için kapasite riski olarak karşımıza gelebiliyor. Mesela diyelim ki bir kuruluşu düşünün. Dedim ki ben işte bundan sonraki satışlarımı e-ticaretten yapmaya karar verdim. Özellikle korona dönemindeyiz. Ve normal şartlarda mağazamdan toplam ciromun %90'ını mağazada yaparken şimdi e-ticaretten bu alanı ilerletmek istiyorum. Ama müşteriler e-ticaret kanalına girdiği zaman da siparişleri alamıyorsunuz. Çünkü altyapınızdaki ayarlamış olduğunuz kapasite bunun için yetersiz. Arka tarafta kapasite yönetimiyle beraber biz ne zaman mevcut kapasitemizin yetersiz kalacağını ve ne kadar süre içerisinde ne kadar yatırım yapmamız gerektiğini öngörebilecek olan mimarlar sağlayabiliyoruz. Böylelikle kurumlar hem mevcut yapısının genişleme planlarını çok daha sistematik olarak yapabiliyorlar. Hem de gelecekte bizi ne bekliyor, nasıl ilerlemeliyiz bunları çok net bir şekilde ortaya çıkartabiliyorlar. Veya bir bankayı düşünün, bir risk yönetimi başlığı içerisinde.
Siz gidip bir kredi başvurusu yaptığınız dünyada size olumlu veya olumsuz cevap dönüyorlar. Aslında bunun arka tarafında çalışan mimari analitik modelleme. Biz sizin tüm bankadaki hareketinize veya risk geçmişinize bakacak şekilde yapmış olduğunuz başvuruyu ödeyebilecek durumda mısınız? Analizini yapıp milisaniyeler içerisinde kuruluşa ödeyebiliyoruz ki şu sebeplerden dolayı Doruk'un talep ettiği kredi miktarını veremezsin. Eğer illa kredi vermek istiyorsan talep ettiği tutarı değil 1/3 oranında verebilirsin gibi uyarılar çıkartabiliyoruz. Veya hiçbir sıkıntı yok, Doruk direkt ödeyecek olan bir müşteri kredi onaylayabilirsin gibi akıllı önerileri anında onlarla paylaşabiliyoruz. Buradaki çalışma başlarının sonu yok arkadaşlar. Ki bizim de aslında ekip olarak danışman arkadaşımla beraber en çok mutlu olduğumuz nokta da burası. Çünkü hayal gücümüzü kullanabiliyoruz. Ama bu hayal gücünü kullanmak için şu anda sizin aslında üniversitenizde almakta olduğunuz eğitim artı sizin kendinizde yapacağınız ek yatırımlar önemli bir nokta. Çünkü veriyi nasıl yöneteceğinizi bilirseniz, bu veriden nasıl yararlanacağınızı, hangi algoritmalarla beraber neler yapabileceğinizin bilincinde olursanız aslında çözemeyeceğiniz bir iş problemi yok. Dolayısıyla size tavsiyemiz mümkün olduğunca eğer bu alanda ilerlemek istiyorsanız tabii ki veri bilimi konusunda, veri analitiği konusunda, veri madenciliği konusunda hem bunun veri bacağını hem analitik bacağını hem de iş zekası tarafını harmanlayabilecek bir şekilde bilgi birikimine doğru ilerlemenin sizin için gerçekten bu yolda çok güçlü adımlarla yürümenize imkan verebilecek olan bir destekleyici olacaktır. Diyerek sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlarım cevaplamıştır. Şimdi ben de bakacağım zaten chat tarafından sorularınıza. Şimdi sözü Göktuğ Bey'e bırakıyorum. Burada bahsetmiş olduğumuz aslında bütün çözüm yaklaşımlarını nasıl geliştirdiğimizi, hangi araçlarla, hangi tool'larla beraber gerçekleştirdiğimizi sizlerle paylaşacak. Bunların içerisinde SPSS çözümleri, Watson çözümleri veya open source kütüphaneler de var. Şimdi hepsinin detaylarını tek tek geliyor olacağız. Göktuğ Bey'in sunumundan sonra ise artık uygulama oturumlarımıza geçiyoruz. SPSS Statistics, SPSS Modeler ve Watson Studio üzerinde ki şu anda günümüzde aslında en çok kullanılan analitik platformlar da bunlardır. Bunların üzerinde nasıl mimariler kurabiliyoruz, ne gibi sonuçlar elde edebiliyoruz, nasıl altyapılarla çalışıyoruz bunları size uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Sözü Göktuğ Bey'e bırakıyorum. Herkese merhabalar öncelikle. İsmim Göktuğ Cenik. Ames'de veri bilimi eğitmeniyim. Doruk Bey'in de bahsediyor olduğu gibi Doruk Bey'in anlatmış olduğu çalışmaları gerçekleştirirken hangi çözümleri kullandığımıza dair birkaç örnek veriyor olacağım. Bu çözümlerimizden ilki IBM SPSS Statistics. IBM SPSS Statistics çözümü genelde SPSS olarak da bilinen çözüm aslında. İşte akademik çalışmalarda, sosyal bilimlerde, medikal çalışmalarda sıklıkla kullanılan oldukça popüler bir çözüm aslında. Bu kadar popüler olmasının başlıca sebebi aslında kullanım kolaylığı. Herhangi bir şekilde kod yazmaya gerek kalmadan analizlerimizi, çalışmalarımızı menülerden seçimler gerçekleştirerek yapabildiğimiz bir uygulama aslında bizim için. Ne gibi çalışmalar yapabiliyoruz? İşte non-parametrik testlerden parametrik testlere, işte istatistiksel yöntemlerden yapay zeka algoritmalarına kadar tüm analitik çalışmalarımızı uçtan uca yürütebileceğimiz bir platform. Ve modüler bir yapıya sahip. Yani iş ihtiyacımız doğrultusunda programın özelliklerini genişletebiliyoruz. Böyle bir mimariye sahip. Bizim en temel modülümüz SPSS Statistics Base modülü. Bu modülle birlikte işte veri girişi, verilerin denetimi, temel istatistiksel çalışmalar işte T-testi, ANOVA, kümeleme analizi gibi, işte belli temel veri görselleştirme işlemleri gibi tüm işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ama ben işte zaman serisiyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum dediğiniz durumda örnek vermek gerekirse işte SPSS Forecasting modülünü Base'e ekleyerek çalışma alanımızı genişletebiliyoruz. Yine işte yapay zeka algoritmalarıyla çalışmak istediğimiz durumlarda SPSS Decision Trees ile karar ağacı algoritmalarını, SPSS Neural Networks ile yapay sinir ağı algoritmalarını da ekleyebiliyoruz çalışmalarımıza. Bu modüler yapıyla birlikte bir de bizim paket yapımız var. Yani belli modülleri paketler şeklinde de elde edebiliyoruz. İşte standart paketimiz var. Bu paketle birlikte az önce bahsetmiş olduğum SPSS Statistics Base modülünün yanına işte SPSS Regression, Advanced Statistics, Custom Tables modülleri
bir araya geliyor. İşte professional'a geçtiğimiz zaman daha fazla sayıda modül oluyor ve SPSS Statistics Premium'la beraber de IBM SPSS Statistics'in sunmuş olduğu tüm modüllere sahip olabiliyoruz. Alanımızı istatistikten biraz daha işte veri bilimine, veri madenciliğe kaydırdığımız durumda kullandığımız çözümümüz IBM SPSS Modeler. Clementine olarak da bilinen, aslında eski ismi Clementine olan çözüm ilk veri madenciliği çözümüdür. Yine oldukça popüler, sıklıkla kullanılan bir çözüm. Aynı şekilde bir kullanım kolaylığına sahibiz SPSS Modeler'la birlikte. Yine kod yazmaya gerek kalmadan sürükle bıraklarla akış dediğimiz ve şu anda görüyor olduğunuz yapıyı oluşturuyoruz. Ve bu akışlar üzerinden veri madenciliği projelerimizi yürütebiliyoruz. Ne gibi adımlar izleyebiliyoruz bu çözümle diye soracak olursanız, işte veriye erişim, verinin hazırlanması, verinin modellenmesi, modellerin değerlendirilmesi ve modellerin operasyonel süreçlere entegrasyona hazır hale getirilmesi aşamalarının tamamını tek bir pencere üzerinden yönetebiliyoruz. Ve Python ve R'la birlikte de entegre bir şekilde çalışabiliyoruz. Yani bu open source kütüphanelerin algoritmalarını da uygulamamıza entegre ederek çalışmalarımızı yürütebiliyoruz. IBM Watson Desktop aslında az önce Tülin Hanım'ın da bahsetmiş olduğu veri analitiği çalışmalarımızın tek bir çatı altında toplandığı çözüm aslında. İşte gerek veri madenciliği, metin madenciliği, görüntü işleme gibi veriye dair tüm analitik çalışmaları gerçekleştirebileceğimiz platform. Yine open source kütüphanelerle entegre bir şekilde çalışıp projemizin ihtiyaç doğrultusunda belli adımlarında, işte örnek vermek gerekirse SPSS Modeler kullanırken belli adımlarında RStudio kullanabiliyoruz. Belli adımlarda Python'la beraber çalışmalarımızı sürdürerek, yani tüm analitik çalışmaları tek bir platformdan yönetebiliyoruz kısaca bahsetmek gerekirse. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, yani IBM SPSS CNDS ise analitik çalışmalarımız neticesinde elde ettiğimiz modellerin bakımını ve otomasyonunu sağladığımız çözüm. Buna neden ihtiyaç duyuyoruz? İşte günümüzde veri miktarının oldukça artmasıyla, veri akışının hızlanmasıyla projelerin sayısında da artışlar meydana geliyor ve bu projelerin manuel olarak yürütülmesi çok da kolay olmuyor açıkçası. CNDS ile birlikte projelerimiz içinde kullanmış olduğumuz modellerin performans ölçümlerini belli periyotlarda ya da anlık olarak gerçekleştirebiliyoruz. Kullandığımız modellerin performansında bir düşüş sağlandığı zaman CNDS ile birlikte alarm alabiliyoruz ve bu alarma göre belli aksiyonlar alıyoruz. Ya da yine CNDS tarafından performansı düşen modele alternatif olabilecek model önerileriyle birlikte çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz. Aynı zamanda anlık olarak gelen, yani sürekli gelen veri akışıyla birlikte periyodik olarak model kurabiliyoruz. Veriyi skorlayıp sonuç elde edebiliyoruz. Böylelikle değişen ihtiyaçlara, değişen paternlere göre otomatik bir şekilde, hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz CNDS sayesinde. Yine IBM Cloud Pak for Data, yine Tülin Hanım'ın da detaylı bir şekilde aslında bahsettiği gibi yapay zeka merdiveni dediğimiz ve 4 basamaktan oluşan bu merdivenin tamamını tek bir platformdan yönetebildiğimiz bir çözüm. Az önce bahsettiğim Watson'ı da aslında içine alan, çünkü Watson veri analitiğini altında toplayan bir platformdu. Cloud Pak for Data tüm veri çalışmalarını aslında çatısı altında topluyor. Bu 4 basamaktan kısaca bahsetmem gerekirse, işte collect basamağında veriye erişim ve verinin saklanması işlemleri gerçekleştiriliyor. Organize ile beraber elimizde bulunan verilerin işte kalitesinin artırılması, modellemeye hazır hale getirilmesi ve yönetimi işlemleri gerçekleştiriliyor. İşte yönetim basamağında aslında belli yetkilendirmeler yapılabiliyor. Hangi veriye kimler erişebilir, kimler erişemez. Ya da içerisinde hassas içerik bulunan veriler varsa bu verilerin maskelenmesi gibi tüm veri organizasyonu işlemleri organize basamağında gerçekleştiriliyor. En analizle beraber
elimizdeki veriden nitelikli bilgiler elde ediyoruz. İşte az önce de bahsettiğim veri madenciliği, metin madenciliği, istatistiksel yöntemler gibi yöntemlerle nitelikli bilgiler elde ediyoruz. Infuse basamağındaysa elde ettiğimiz sonuçları operasyonel süreçlere, iş süreçlerine entegre ettiğimiz adım. Ve bulut teknolojisiyle beraber bu adımların hepsini tek bir platformdan yönetebiliyoruz. Bu da yine tabii ki entegre çalışan bir sistem. Gerek IBM'in kendi ürünleri olsun, gerek open source kütüphaneleri olsun, her bir basamağında çok farklı çözümlerle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bir diğer ürünümüz IBM Decision Optimization. Şimdiye kadar bahsettiğim kısımda yaptığımız çalışmalar aslında analitik çalışmalar. Verinin bize sunduğu, bizim elde ettiğimiz daha doğrusu bilgilerle beraber analitik çalışmalarımızı yürütürken göz önünde bulundurmamız gereken bir nokta daha var. Gerçek hayatta her zaman kısıtlarla karşılaşıyoruz. Gerçek hayatta karşılaştığımız kısıtları ve analitik süreçlerde elde ettiğimiz sonuçları bir arada kullanarak, yani ikisini birden göz önünde bulundurarak en optimal sonuçları, en verimli sonuçları elde etmek için kullandığımız çözümdür aslında. Burada Simplex modelleriyle birlikte analitik, az önce de bahsettiğim gibi analitik sonuçlarla kısıtları bir araya getirip çalışmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bunu tabii ki her alanda gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü daha doğrusu verinin olduğu her alanda gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü gerçek dünyada her zaman kısıtlarla karşılaşacağız. İşte bu kısıtlar iş gücü kısıtı olabilir, zaman kısıtı olabilir, kaynak kısıtı olabilir ve bunları göz önünde bulundurmamız lazım. İşte örnek vermek gerekirse medyada reklam yönetimi konusunda optimizasyon çalışmaları yapabiliyoruz. Ne gibi çalışmalar? İşte hangi web sayfasının hangi bölümünde hangi reklamı hangi saat aralığında yayınlarsam efektif bir sonuç alabilirim gibi çalışmaları da yine IBM Decision Optimization ile birlikte gerçekleştiriyor oluyoruz. Bir diğer çözümümüz IBM Weather Company Data. Bu çözüm aslında şimdiye kadar bahsettiğim çalışmalara, analitik çalışmalara destek sunması açısından geliştirilmiş bir çözüm. Bu çözümle beraber hava durumu verimlerini 230 milyon farklı cihazdan anlık olarak toplayabiliyor The Weather Company. Cihaz olarak bahsettiğim şeyler uçaklar da bir cihaz. Hani her bir uçuşta atmosferik verilerin elde edildiği, işte akıllı telefonlardan basınç verileri ya da işte belli lokal noktalarda bulunan hava durumu verilerini ölçen cihazlar gibi 230 milyon farklı cihazdan elde edilen verilerle en doğru hava durumu verilerini elde ettiğimiz çözüm aslında. Bu bizim için neden önemli? Çünkü hava durumu çoğu sektör için aslında bir kısıttır. Yani optimizasyonu göz önünde bulundurduğumuz zaman veya analitik çalışmaları göz önünde bulundurduğumuz zaman da hava durumu verileri bizim için çok iyi açıklayıcı değişkenler olabiliyor. O yüzden verilerimizin tutarlılığı aslında, yani ne kadar tutarlı, ne kadar doğru hava durumu verilerimiz olursa çalışmalarımızın kalitesi de bu ölçüde artacaktır diyebilirim. Yine The Weather Company ile birlikte aslında ihtiyacımıza göre farklı alanlarda veriler elde edebiliyoruz. İşte burada örnek vermek gerekirse agriculture, hani tarımla ilgili veriler toplamak istediğimiz durumda agriculture'ı kullanabiliyoruz. İşte yenilenebilir enerjilerle ilgili, işte rüzgarın hızı, açısı, işte güneşin düşme açısı gibi farklı hava durumu verilerini detaylı bir şekilde elde edebiliyoruz. Hatta o kadar detaylı ki aslında belli bir koordinattaki deniz seviyesinde 100 metre yükseklikte, 200 metre yükseklikteki her bir veriyi ayrı kırılımlarda elde edebiliyoruz The Weather Company ile birlikte. Tabii ki hava durumu göz önünde bulundurulduğu zaman da çok farklı çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. İşte rut optimizasyonu, iş gücü yönetimi, mağaza optimizasyonu gibi çok farklı alanlarda çok geniş çalışmaları da yine gerçekleştirebiliyoruz. Bir diğer ürünümüz, az önce aslında Tülin Hanım'ın da bahsetti, IBM'in Safer Payments ürünü. Bu ürün genellikle sahtekarlık çalışmalarında kullanılan bir çözüm. Bu çözümle birlikte kurumların farklı kanallarından elde edilen büyük miktarda veri anlık olarak skorlanıp sonuç üretilebiliyor. Anlık olaraktan kastım da gerçekten milisaniyelerde sonuç üreten bir uygulama
Bir diğer avantajı IBM Safer Payments'ın white box bir model. Yani bize verdiği sonuçları verirken bu sonuçların nedenleriyle beraber veriyor. Yani bu işlem model tarafından sahtekarlık olarak, yani sahtekar olabilir şeklinde tahmin edildi. Bunun sebepleri şu, şu, şu gibi bize nedenleriyle birlikte veriyor. Bu aslında yapay zeka ile iş bilgisinin bir arada kullanıldığı bir çözüm. Kognitif öğrenme dediğimiz yöntemle birlikte. Bu da aslında bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. False pozitif oranlarında azalış. Yani black box, yani elde ettiğimiz sonuçların nedenini bilemediğimiz modellerle birlikte her 50 alarmda bir sahtekarlık durumu yakalayabiliyorken white box ile birlikte her 3 alarmda bir sahtekarlığı yakalayabiliyoruz. Bu da aslında maliyette büyük bir azalışa sebep oluyor. Bunun sebebi de çünkü kısıtlı kaynaklarla sahtekarlık tespiti yaptığımız için bu kaynakları en verimli şekilde kullanmamızı sağlayan bir çözümdür diyebilirim. IBM Video Analytics Power AI Vision'da bizim görüntü işleme, video işleme çalışmalarını aslında gerçekleştirdiğimiz çözümümüz. Buna gelmeden önce kısaca yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenmeden bir bahsetmek isterim. Bu kavramlar son günlerde oldukça popüler olan kavramlar aslında. Ve popüler olmalarının getirdiği dezavantajlardan birisi de internette çok büyük bir bilgi kirliliği var. Bu kavramlar aslında farklı kavramlar olarak algılanabiliyor bazı durumlarda. Aslında bunlar birbirinin alt kümesi olacak kavramlar. Yapay zeka dediğimiz, çok basitçe söylemek gerekirse, makinelerin insanları taklit etmesi dediğimiz durum. Makine öğrenmesi yapay zekanın spesifik bir alanı. Algoritmaların deneyime dayalı öğrenmesi işlemi. Makine öğrenmesi dediğimiz işlem ve derin öğrenme de makine öğrenmesinin spesifik bir alanı. Elimizdeki çok fazla veriyle birlikte, algoritmalardaki fazla miktarda katmanla birlikte deneyime ve kendi kendine öğrenme işlemine de derin öğrenme diyoruz. Ve her zaman olmamakla birlikte genellikle görüntü işleme, yani yapısal olmayan verilerle aslında çalışırken derin öğrenme metotlarını kullanıyoruz. Görüntü işlemeyi peki neden kullanıyoruz, neye ihtiyaç var diye soracak olursanız 3 farklı örneğim var aslında benim. En solda gördüğünüz aslında şehir güvenliği. Gördüğünüz gibi araçlar, insanlar, yaya geçidi gibi etiketlenmiş belli kavramlar var. Ve bunlar otomatik olarak kameralar tarafından izleniyor ve arka plandaki modelle birlikte bize sonuçlar üretiyor. Yani burada bir trafik kazası olduğu zaman ya da bir trafik kuralına uyulmama durumu olduğu zaman otomatik olarak alarm üretebilecek modeller kurabiliyoruz. Oturup bunu saatlerce karşısında izlemeye gerek kalmadan. Bir diğer örneğim varlık yönetimi. Gördüğünüz bu görselde bir drone yardımıyla beraber doğrudan hasarlı ürünler tespit edilip anında aksiyon alma gibi bir şansımız olabiliyor diyebilirim. En sağda gördüğünüzde perakende sektöründe aslında bir sahtekarlık durumunu gösteriyor. Buradaki kasiyer yaptığı birkaç işlemde bir hızlı bir şekilde cebine para atıyor. Şimdi bunu makineyle değil de bir insan gözüyle yapmaya kalktığımız durumda bir öncelikle gözle tespit etmek oldukça zor olacaktır. Bu kişiden şüphelensek bile bu durumun yakalanması için belki de bir kişinin oturup saatlerce bu kişiyi izlemesi gerekecek. İnsan dikkatinin de çabuk dağılabildiğini göz önünde bulundurursak eğer bu durumun yakalanması oldukça güçleşecektir. İşte bu gibi aslında insanların da yapabileceği işleri daha iyi bir şekilde, daha hızlı bir şekilde otomatik olarak yapmak için kullandığımız çalışmalardır aslında. Video analiti dediğimiz çalışmalar. Peki Power AI Vision'da sistemimiz ne şekilde çalışıyor? Öncelikle resim veya video verisinden etiketleme durumunu gerçekleştiriyoruz. Yani belli araba resimleriyle, işte belli kişi resimleriyle beraber sisteme aslında veri oluşturuyoruz etiketleyerek. Bu elde ettiğimiz etiketleri daha sonra yapay zeka modeliyle birlikte çalıştırıyoruz. Bundan aslında iki farklı sonuç oluşturabiliyoruz. İlki, yapay zeka modeliyle birlikte elde ettiğimiz sonucun
daha doğrusu çalışmanın sonucunu elde ediyoruz. Yani az önceki örneklerde gördüğümüz gibi kasiyerin sahtekarlık yaptığının tespiti gibi sonuçlar elde edebilirken bir yandan da otomatik etiketleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Biz bir miktar etiketleme işi yaptıktan sonra örüntüyü kendisi yapay zeka algılıyor ve yeni gelen verilere otomatik etiketleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Yüksek bir başarı oranıyla. İşte bu ürünle beraber işte resim sınıflandırma, nesne tanımlama, hareket tespiti, otomatik etiketleme gibi aslında resme ve videoya dair tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyor oluyoruz. Son çözümümüz de open source kütüphaneleri. Open source kütüphaneleri bizim için aslında bir okyanus ve bunun olanaklarından sonuna kadar faydalanıyoruz. Ama kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bir, denetimsiz bir büyümeye sahip olduğu için yeni geliştirilen belli algoritmaların sonucu kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Bizi yanlış yönlendirebilme gibi ihtimaller olabiliyor. Veya versiyon güncellemeleriyle beraber yeni elde edilen versiyon eski versiyonları desteklemeyebiliyor. Bu durumda eski versiyonda yaptığımız çalışmalar boşa gitmiş olabiliyor bazı durumlarda. Ama tabii ki open source kütüphaneleri kötüdür demeyeceğim. Kesinlikle kullandığımız kütüphaneler. Ve zaten dikkat ettiyseniz bahsetmiş olduğum çözümlerin birçoğunu open source kütüphanelerle birlikte entegre çalışmalarla gerçekleştiriyor oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa zaten aşağıda arkadaşlarım cevaplandırıyor. Ben de birazdan bakıyor olacağım. Bu çözümlerle ilgili daha detaylı içeriklere erişmek isterseniz eğer web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Ya da sorularınız olursa info@aims.com.tr'den bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi ben sözü demosunu gerçekleştirmesi için Bahar Hanım'a bırakıyorum. İyi günler. Teşekkür ediyorum. Merhabalar öncelikle herkese. Ben Bahar Önel, Aims Analytics'te veri bilim eğitmeni olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle IBM SPSS Statistics ve IBM SPSS Model ve programlarını kullanarak verilerimizin analizini gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikle IBM SPSS Statistics nedir? Bundan bahsetmek gerekirse, ekranda görmüş olduğunuz arayüze sahip, herhangi bir kod yazmamıza gerek kalmadan, menülerden seçim yaparak analiz süreçlerimizi yönetebileceğimiz güçlü bir istatistiksel yazılım platformudur. Ekranda görmüş olduğunuz arayüze sahip demiştim. Bu arayüzden biraz bahsedelim. Bu pencerenin adı Data Editor penceresi olarak geçiyor ve iki ana sekmeden oluşuyor aslında. Data View sekmesi ve Variable View sekmesi. Data View sekmesine geldiğimizde sütunlarda gördüğünüz gibi değişken isimlerini, satırlarda ise değişkenlerin aldıkları gözlemleri görüntüleyebiliyoruz. Variable View sekmesine geçtiğimizde artık satırlarımızda değişken isimlerimiz, sütunlarda ise değişkenlerimizin bazı özelliklerini belirten özellikler yer almakta. Bu özelliklerle ilgili manuel olarak aksiyon alabilirsiniz ya da değişkenlerinizin özelliklerini görüntülemek için Variable View sekmesine geçiş yapabiliyoruz. Variable View ve Data View arasında yine gördüğünüz gibi kolaylıkla geçiş yapılabiliyor. Menülerden bahsedelim biraz da. Üst tarafta görmüş olduğunuz menülerden seçim yaparak analizlerimizi yürütüyoruz demiştik. File menüsünün içerisinde yeni bir klasör açmak istediğinizde ya da kaydetmiş olduğunuz bir dosyayı statistikse entegre etmek istediğinizde, yine hazırlamış olduğunuz bir analizi farklı kaydetmek istediğinizde file menüsünün altındaki işlemcileri kullanabiliyorsunuz. Data menüsü bizim en popüler kullandığımız menülerden birisi. Burada kayıt bazlı yani gözlem bazlı manipülasyon yapmak için bazı işlemciler mevcut. Örneğin farklı formatlarda tutulan veri tablolarını birleştirebilirsiniz. Ya da veri filtreleme işlemi yapabilirsiniz select field işlemcisiyle.
bu tarz gözlem bazlı filtreleme işlemlerimizi, manipülasyon işlemlerimizi data mesinin içerisinden gerçekleştirebiliyoruz. Transform menüsünün içinde de değişken bazlı manipülasyon yapabileceğimiz bazı işlemciler var. Var olan değişkenlerden yeni değişkenleri elde etme ya da var olan değişkenleri kullanarak o alanı güncelleme gibi farklı manipülasyon işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Analyze menüsünün içerisinden de tüm istatistiksel raporlamalarımız ve istatistiksel analizlerimiz gerçekleşiyor. Graf menüsünün altından da elimizde var olan değişkenleri kullanarak grafikler elde etmek, görselleştirmeler yapmak için graf menüsünü kullanıyoruz. Yine popüler menülerimizden birisi de Help menüsü. Help menüsü internet bağlantınız varsa Topics'i tıklayarak herhangi bir analizle ilgili ya da herhangi bir menüyle ilgili kafanızda takılan bir soru işareti olduğunda detaylı olarak konu anlatımı elde edebileceğiniz bir menü. Yine popüler kullanılan menülerden bir tanesi. Bugün sizlerle IBM SPSS Statistics'te menülerden seçimler yaparak farklı formatlarda tutulan veri setlerini birleştireceğiz. Bu veri setlerinden sonra tanımlayıcı istatistiklerimizi inceleyeceğiz. Kayıp gözlemlerle ilgili aksiyon alacağız. Ve en son modelleme yöntemlerini kullanarak analizimizi tamamlamış olacağız. Öncelikle veri setimizden bahsetmek istiyorum size. Şöyle bir senaryomuz var. Çalıştığımız kurum yeni bir ürün üretmek istiyor. Ve bu ürünü üretmeden önce 300 kişilik bir örnekleme bir anket çalışması düzenliyor. Bu ürünü satın alıp almayacakları konusunda aslında bir ön çalışma yapıyor. Bu 300 kişilik örneklememizin 150 kişisi birinci bölgede yaşayan, diğer 150 kişisi ikinci bölgede yaşayan kişiler. Birinci bölgede yaşayan kişiler Customer Info 1 sav dosyasında tutulan 150 kişilik örneklem. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı değişken bilgileri tutulmuş bu 150 kişinin. İşte age değişkeni, cinsiyet, yaşadıkları bölge, gelir durumları, evlilik durumları gibi bazı demografik bilgileri tutulmuş ve 150 satırdan oluşan, 150 kişiyi kapsayan bir veri seti. ID'si 12.250 ile biten kişiye kadar burada örneklemin tutulmuş. İkinci bölgede yaşayan kişilerin tutulduğu veri seti de farklı formatta farklı bir veri setinin içerisinde tutuluyor. Bu veri setine ulaşalım. File menüsünün içerisine Open Data diyerek yeni bir veri seti açabiliyorsunuz. Burada demiştim ki IBM SPSS Statistics ile farklı formatlarda tutulan birçok veri setini entegre edebilirsiniz. Rahatça erişim sağlayabilirsiniz. Files of Type'a bastığınızda buradan hangi formatlarla ilgili erişim sağlayabileceğinizin listesi veriyor aslında karşınıza. Günümüzde en çok verinin tutulduğu database formatında veriler ya da Excel formatında veriler olabilir, text formatında, CSV, SAS formatında gibi veri setleri, birçok farklı formatta tutulan veri setini Statistics'e entegre edebiliyorsunuz. Benim ikinci bölgede yaşayan örneklemlerimin tutulduğu veri formatı Excel formatı. O nedenle Files of Type'dan Excel'i işaretliyorum. Ve ilgili klasörünün altından Excel formatında tutulan veri tabloları listeleniyor. Customer Info 2 dosyam. Open diyerek açıyorum. Excel formatında tutulan bir veri seti olduğu için gerekli ayarlamaları yaparak OK'ya basıyorum. Ve veri setimi artık Statistics'e entegre etmiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi Dataset 2 isminde yeni bir veri seti açıldı. Bu da benim diğer 150 kişilik örneklemenin tutulduğu veri seti oldu. Yine veri setimizi inceleyelim birlikte. 150 kişilik yani 150 satırdan oluşan bir veri seti. Tutumlarda yine değişkenlerim var. ID değişkenim, demografik bilgilerin tutulduğu children, card, number of credit card gibi bazı değişkenler, demografik özellikleri bu kişilerin kaydedilmiş. Şimdi artık bu iki veri setimi, 150 kişinin bir yerde, 150 kişinin bir yerde tutulduğu iki farklı veri setini tek bir veri seti içerisinde birleştirmem gerekecek. IBM SPSS Statistics'te birleştirme işlemlerini iki farklı şekilde yürütebiliyorsunuz. Birincisi alt alta, ikincisi de yan yana birleştirme.
alt alta birleştirme için genelde değişkenlerimizin aynı şeyi ifade etmesi gerekiyor, aynı şeyi temsil etmesi gerekiyor. Benim birinci veri dosyamla ikinci veri setimdeki değişken isimlerim birebir aynı. Yani bu 300 kişiye aynı sorular sorulmuş anket çalışmasında. Ben bu iki veri setini artık alt alta birleştirebilirim. Alt alta birleştirme yapmak istediğiniz veri setinin içerisinden data menüsü yardımıyla merge files işlemcisini kullanarak birleştirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Merge files'in içerisinden add case ve add variables seçenekleri geliyor karşıma. Add case alt alta birleştirme, add variables da yan yana birleştirme işlemi yapıyor benim için. Add case'i işaretliyorum. Add case'i işaretlediğimde karşıma hangi veri setiyle birleştirmek istediğimi soran bir pencere gelecek. Birleştirme yapmak istediğim veri setimi seçip continue diyerek işleme devam ediyorum. Yine seçimi yaptıktan sonra eşleşmeyen değişkenler ve eşleşen değişkenlerin listelendiği bir pencere geliyor. Burada gördüğünüz gibi eşleşmeyen değişkenlerin hiçbir değişken yok. Çünkü değişken isimlerin birebir aynı ve statistik onları eşleştirmiş. Burada herhangi bir problem yaşamadığım için OK'ye basarak veri setlerimi, birleştirme işlemini gerçekleştiriyorum. Artık birleştirmiş olduğum veri seti Customer Info 1 sal dosyasında yine bakarsak burada 300 satırlık artık bir veri seti olacak. Çünkü iki veri dosyasını ben alt alta birleştirdim. Diğer veri setini kapatabilirim çünkü artık onunla herhangi bir işlem yapmayacağım. Birleştirmiş olduğum veri seti Customer Info 1 sal dosyasında görüntüleniyor. Şimdi bu 300 kişiye yeni piyasaya sürülecek ürünü satın alıp almayacakları sorulmuş. Ve bu da farklı bir veri setinde kaydedilmiş. Şimdi o veri setine erişelim. File menüsünün içerisine File Open Data diyorum. Ve bu sorunun tutulduğu, bu veri setinin tutulduğu kampanya Return Sal dosyasını açacağım. Open diyerek açıyorum. Sal uzantılı bir dosyaydı. Buraya baktığımızda bu 300 kişinin, yine 300 satır var veri setinde, böyle bakarsak görüntüleyebiliyoruz. 300 kişiye ürünü satın alıp almayacakları sorulmuş ve return değişkeninde kaydedilmiş. Ürünü alacak kişiler yes olarak cevap vermiş, almayacak kişiler de no olarak cevap vermiş. Şimdi benim artık az önce birleştirmiş olduğum veri setiyle bu veri setini tekrardan birleştiriyor olmam lazım. Çünkü bu hangi ID'nin ürünü satın alıp almayacağını ana veri setinde görüyor olman lazım. Bunun için de ya yine alt alta birleştiririm ya yine yan yana birleştirebilirim. Fakat burada yan yana birleştirme yöntemi seçiyor olacağım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi değişken isimlerimiz zaten birebir aynı değil. Fakat bir anahtar değişkenim var. Customer ID değişkeni her iki veri setinde ID ve Customer ID olarak kaydedilmiş. Bu iki veri setini ID değişkenine göre yan yana birleştirebilirim. Yine birleştirme yapmak istediğim dosyanın içerisine geldim. Customer Info 1 sub dosyası. Data menüsü yardımıyla Merge Files işlemcisini seçerek Add Variables işaretleyerek birleştirmemi yapıyorum. Hangi veri setiyle birleştireceğimi soruyor. Seçerek Continue dedim. Continue dedikten sonra karşıma bu şekilde bir pencere geliyor. Burada aslında bana ilk sorduğu şey hangi birleştirme metodunu kullanacaksın, hangi merge metodunu kullanacaksın diyor. Üç farklı birleştirme metodu sunmuş bana. Ben burada anahtar değişkene göre birleştirme yapacağım için one-to-one merge based on key value seçiyorum. Daha sonra variables'a geldiğimde değişkenlerimin listelendiği bir pencere görüntülüyorum. Burada ID değişkeniyle customer ID değişkenine bakmamızı istiyoruz. Çünkü ID değişkeniyle Customer ID aslında aynı şeyi ifade ederken isimleri farklı olarak girilmiş ve benim anahtar değişkenim. Ben burada iki değişkenden birini diğerine benzetiyor olmam lazım ismini. O nedenle bunları sol tarafa attım ve Customer ID değişkeninin ismini tekrardan düzenliyor olacağım. Bunu da diğer değişkenin ismiyle aynı şekilde işaretliyorum. ID olarak girişimi yaptım. Artık Customer ID gördüğü yere ID isimli değişken olarak yazacak. Ve bu değişkenin benim anahtar değişkenimde bunu key variables'ına attım. Tekrardan merge metoda geldim.
Görmüş olduğunuz gibi artık key variables kısmında ID değişkeni gelmiş oldu. Yine gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra OK'ye basarak merge işlemi, yani birleştirme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Customer info bir saldo sistemi içerisinden birleştirme yaptığım için görmüş olduğunuz gibi demografik bilgileri yanına artık return değişkeni de geldi. Çünkü ben bu iki veri setimi yan yana birleştirmiştim. Diğer veri setimi artık kapatabilirim. Bunun birleştirme işlemini yaptığım için bununla da ilgili herhangi bir işlem yapmayacağım. Veri setimi önce alt alta, daha sonra yan yana birleştirerek 3 veri setinin birleşmiş halini Customer Info 1 sav dosyamına kaydetmiş oldum. Gördüğünüz gibi artık 300 satırdan oluşan yeni bir veri setim var. Şimdi bu veri setimin önce değişkenlerini tanımlayıcı istatistiklerini incelemek istiyorum analizlerime başlamadan önce. Tanımlayıcı istatistikleri ve tüm istatistiksel analizlerini yönetebileceğiniz menümü Analyze menüsüdür demiştim. Analyze menüsünün içerisinden Descriptive Statistics'e geliyorum, tanımlayıcı istatistiklere ve Frequency'yi seçiyorum. Burası benim için kategorik değişkenlerle ilgili frekans tabloları ya da grafikler oluşturmamı sağlayan bir pencere. Burada değişkenlerin listelendiğini görüyorsunuz. Bazı değişkenler cetvel ikonuyla, bazı değişkenler böyle 3 nokta ikonuyla görüntülenmiş. Cetvel ikonuyla görüntülenen değişkenler benim sürekli değişkenlerim. Diğerleri de kategorik değişkenlerimi temsil ediyor. Frekans tabloları genelde kategorik değişkenlerle ilgili hazırlanan analizler olduğundan buradan kategorik değişkenlerini seçerek ilerleyeceğim. Kategorik değişkenlerinizi seçtikten sonra sağ tarafa aktarıyorum. Buraya aktardığım ilgili değişkenlerle ilgili analizimi yapacak çünkü. Statistics penceresinin altında çeşitli istatistiklere erişebileceğiniz bir pencere var. Charts butonunun altında yine ilgili grafikleri çizdirebileceğiniz değişkenlerinizle ilgili bazı seçimler var. Ben burada pasta grafiğini görmek istediğim için pie charts'ı işaretliyorum. Continue'u OK'ye basarak analizimi gerçekleştiriyorum. OK'ye bastığımda artık görmüş olduğunuz gibi beni yeni bir pencereye aktardı. Data Editor penceresinden gerekli işlemleri yaptım ve sonuçlarımı görüntülediğim Output penceresine aktardı beni. Output penceresi her zaman yapmış olduğunuz analizlerin, çizdirmiş olduğunuz grafiklerin sonuçlarının görüntülendiği, özet tabloların, grafiklerin görüntülendiği penceredir. Output penceresine bakarak analiz raporlarınızı inceleyebiliyorsunuz. Burada ben frekans tablosunu çizdirmek istemiştim kategorik değişkenlerimle ilgili. Ve her bir değişken için gördüğünüz gibi ayrı ayrı frekans tablolarını özetlemiş bana. İlk frekans tablosuna bakalım. Cinsiyetle ilgili bir frekans tablosu çizmiş. Diyor ki toplam veri setinde 300 gözlem var. Bunlardan 155 tanesi erkeklerden oluşuyor, 145 tanesi de kadınlardan oluşuyor şeklinde bir raporlama vermiş. Ve yanında hemen yine bunların yüzdeliklerini belirtiyor. Her bir değişkeninizle ilgili frekans tablolarını output penceresine alt alta görüntüleyebiliyorsunuz. Yine hemen aşağısına pie chart çizmesini istemiştim. Ve hemen pasta grafiğini çizmiş. Her bir değişken için yine ayrı ayrı pasta grafiklerini görüntüleyebiliyorsunuz. Kategorik değişkenlerimizle ilgili tanımlayıcı istatistiklere bu şekilde erişebiliriz. Peki sürekli değişkenlerimizle ilgili nasıl bir çözüm yapacağız? Yine Descriptive Statistics'ten bu sefer Explore menüsünü kullanıyorum. Explore menüsü genelde sürekli değişkenlerle çalışmak istediğinizde kullanılan bir menü. Bu sefer bundan sürekli değişkenlerimi seçiyor olmam lazım. Yanında cetvel ikonu gördüğümüz değişkenler sürekli değişkenler demiştik. Sürekli değişkenlerimi seçtim ve sağ tarafa aktardım. Dependence kısmına aktardım. Değişkenlerle ilgili analizlerimi gerçekleştiriyor olacak. Statistiksel yine uygun seçim, istatistiksel seçimlerinizi yapabilirsiniz. Plots'tan çizdirmek istediğiniz grafikleri yönetebilirsiniz. Steam Leaf grafiği default olarak seçilmiş. Ben de ekstra histogram grafiğini görmek istiyorum dersek histogramı işaretleyip continue diyerek ve OK'ye basarak analizimizi gerçekleştiriyor olacağız. Hemen pie chart'ın altına yeni analizlerimi gerçekleştirdi output penceresinde. Burada kapsamlı tanımlayıcı istatistiklere erişebileceğiniz bir alan var görmüş olduğunuz gibi.
seçmiş olduğum her bir değişkenle ilgili tanımlayıcı istatistikleri belirlemiş. Örneğin yaş değişkenine bakalım. Ortalama, median, varyans, standart sapma, minimum, maksimum, range gibi çok kapsamlı tanımlayıcı istatistiklere bu şekilde erişebiliyorsunuz. Bunları gözlemleyebiliyorsunuz. Ve hemen aşağısında seçmiş olduğum grafikleri görüntülüyoruz. Yine age değişken için histogram grafiği, Steven Leaf grafiği, box plot grafiği gibi her bir değişken için ayrı ayrı belirlemiş olduk grafikleri gösteriyor olacak output penceresinde. Şimdi birlikte veri setlerini birleştirdik, tanımlayıcı istatistiklerine baktık modellememize geçmeden önce. Ve ben değişkenlerimle ilgili kayıp gözlem tespiti yapmak istiyorum. Kayıp gözlem var mı değişkenlerinde? Varsa bunlarla ilgili nasıl aksiyon alabilirim? Bununla ilgili işlemlerimi gerçekleştiriyor olacağım. Yine bunun için Analyze menüsüne gidiyoruz. Analyze menüsünün içerisinden Missing Value Analysis'ı işaretliyoruz. Missing Value Analysis'a geldiğinizde alt tarafta kategorik değişkenleri, üst tarafta da sürekli değişkenleri belirtmeniz gereken bir alan çıkıyor. Burada değişken tanımlamalarını yapıyorum. Kategorik değişkenleri de ilgili alana aktarıyorum ve OK'ye basıyorum. OK'ye bastığınızda görmüş olduğunuz gibi ilgili değişkenlerle ilgili kayıp gözlemleri tespit edip bunu raporlayan bir tablo oluştu. Bu tabloyu birlikte inceleyelim. Üst tarafta sürekli değişkenlerimiz var, alt tarafta da kategorik değişkenlerimiz var. Sürekli değişkenlerimizle ilgili missing value, yani kayıp gözlemleri hesaplanmış, kategorik değişkenlerle de ilgili hesaplanmış. Fakat kategorik değişkenlerinde herhangi bir missing value olmadığını gösteriyor. Ve sürekli değişkenlerinde görmüş olduğunuz gibi bazı hesaplamalar yapılmış. Age değişkenin, yani yaş değişkeninde 13 tane, income değişkeninde 9, children değişkeninde 5, number of credit card, yani kredi kart sayısı değişkeninde de 122 tane kayıp gözlem tespit ettiğini söylüyor. Bu benim tabii ki de istemediğim bir durum. Number of credit card değişkenini özellikle %41'lik gibi bir alanı boş, yani bayağı yüksek bir oranda boş gözlem var, kayıp gözlem var. Benim bu durumu yönetiyor olmam lazım. Bunun için iki farklı aksiyon alabiliyorum. Birincisi, kayıp gözlemlere sahip olan değişkenlerinizi analizinizin dışında, modellemelerinizin dışında tutabilirsiniz. İkincisi, ilgili kayıp gözlemleri ilgili yöntemlerle doldurabilirsiniz. Ben ikinci aksiyonu almayı tercih edeceğim burada. Onun için tekrardan veri setime gidiyorum. İlgili kayıp gözlemleri yöntemlerle doldurmak için Analyze menüsünün altından Multiple Imputation Input Missing Data Values'u işaretledim. Input Missing Data Values'dan sizin değişkenlerinizde yer alan kayıp gözlemlerinizle ilgili uygun görülen modelleme teknikleri kullanılarak kayıp gözlemler dolduruluyor. Fakat bundan önce benim Variables in Model kısmında görmüş olduğunuz pencereye bu modelleme tekniği kullanırken hangi açıklayıcı değişkenlerden sistemin yararlanmasını belirtiyor olmam lazım. Ona göre çünkü modelleme teknikleri ilerletiliyor olacak. Buradan ilgili gözlemleri seçiyorum. Buradaki değişkenleri belirterek ben modelleme tekniğimi yürütüyor olacağım. Ve buradaki değişkenleri kullanarak bir model kuracak aslında. Ve daha sonra bu kurmuş olduğu modeli yeni bir veri setinde gözlemliyor olacak. Bu veri setine de ben ürün ismini vereceğim. Ve OK'ye basarak işlemi gerçekleştiriyorum. OK'ye basarak işlemimizi gerçekleştirdiğimizde 3 farklı değişkenim için kayıp gözlemleri doldurduğunu görüntülüyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi number of credit card değişkeni yok. Çünkü onunla ilgili kayıp gözlemleri dolduramamış. Children, income ve age değişkeniyle ilgili kayıp gözlemleri doldurdum diyor. Bunları doldururken lineer regresyon modellemesi kullandım diyor. Ve ben ona kayıp gözlemlerimi doldurduktan sonra yeni bir veri seti oluşturmasını istemiştim. Bu veri setimin ismine de ürün ismini belirtmiştim.
ürün isimli yeni bir veri seti oluşturdu ve yeni veri setinde yeni bir değişken gözlemliyoruz artık. Bu gözlemlediğimiz değişkenin ismi de imputation değişkeni. Imputation değişkenine baktığımızda orijinal data ve birlerden oluşan yeni bir değişken, yani kategorik değişken. Burada orijinal data olarak görmüş olduğunuz satırlar sizin kayıp gözlemlerinizin doldurulmamış halini, yani veri setinizin orijinal halini gösteriyor aslında. Bir olarak görmüş olduğunuz satırlarda sizin kayıp gözlemlerinizin doldurulmuş halini gösteriyor. Burada sarıya boyanmış bazı hücreler görüntülüyoruz. Bu sarıya boyanmış hücreler de orijinal datada aslında boş olan, yani kayıp gözlem olarak nitelendirilen gözlemlerin biner regresyon modellemesiyle doldurulmuş halini gösteriyor bize. Burada 300 satır ve de 1300 satırdan daha oluşan toplam 600 satırlık bir veri setim var. Fakat ben bu veri setinin tamamını modelleme tekniğinde kullanmak istemiyorum. Çünkü kayıp gözlemlerin doldurulmamış hali de var bu veri setinde. Burada bir veri filtreleme işlemi yapıyor olmam lazım. Orijinal data yazan satırları veri setinden çıkartıyor olmam lazım. Veri filtreleme işlemi yapabileceğiniz menü de data menüsünün altındaki select case işlemcisi. Select case işlemcisi benim uygun gördüğüm koşullara göre veri setini filtreleyebileceğim bir işlemci. Burada bir if cümlesi yazacağım. If'in içerisine geliyorum. Imputation'ı diyorum. Bir olan kayıtları seç. Ve bu kayıtlara, yani bu koşula uymayan gözlemleri de veri setinden sil diyorum. Delete, unselected case'i işaretliyorum. Ve OK'ya basıyorum. OK bastığınızda select case işlemcisinin gerçekleştiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Tekrardan ana veri setime geliyorum. Ürün veri setim. Artık görmüş olduğunuz gibi 300 satırdan oluşan bir veri setim var. Ve yukarıya doğru çıkarsa imputation değişkenimde sadece birlerden oluşan bir değişken haline geldi. Yani ben aslında baştan itibaren farklı formatlarda tutulan veri setlerini birleştirdim. Veri setimi analize hazır hale getirdim. Tanımlayıcı istatistiklerine baktım. Gerekli raporlamalarını çıkardım. Daha sonra kayıp gözlem tespit yaptım ve bunlarla ilgili aksiyon aldım. Artık modelleme tekniklerime geçiş yapabiliyorum. Veri setimi modelleme hazır hale getirdim aslında bu şekilde. Benim burada ilgilendiğim değişken return değişkeniydi. Yani benim çalıştığım şirket yeni bir ürün piyasaya sunacak ve ben bu ürünü alacak kişileri tespit etmeye çalışıyorum. Burada bu işlemi gerçekleştirebilmek için yapay zeka algoritmalarından olan karar ağacı modellemesini kullanacağım. Peki karar ağacı nedir? Kısaca bahsedersek, sizin elinizde var olan büyük ve karmaşık yapıdaki veri setlerinden küçük homojen alt gruplar üretmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir algoritma. Ben de burada return değişkenimi tespit etmeye çalışıyorum. Benim ürünümü satın alacak kişileri profillemeye çalışıyorum. O nedenle karar ağacı algoritmasını kullanıyor olacağım. Karar ağacı algoritmalarına erişmek için yine analyze menüsünü tercih kullanıyorsunuz. Analyze menüsünün içerisinden classify ve tree işaretliyorum. Bu gerekli işaretlemeleri yaptıktan sonra Decision Tree isimli bir pencere geliyor karşımıza. Karar ağacı modelimi burada oluşturuyor olacağım. Burada 4 farklı algoritma ile karar ağacı modellemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben bunlardan chait algoritmasını kullanacağım uygulamamızda. Chait algoritması karar ağacı modellemesini yaparken, kırılımları gerçekleştirirken ki kare istatistiği kullanan bir algoritmadır. Gerekli algoritmayı seçtikten sonra dependent variable ve independent variable kısmını tanımlıyor olmam lazım. Dependent variable, yani sizin tahminlemek istediğiniz değişken, profilleme yapmak istediğiniz değişken neyse bunu dependent variable kısmına aktarıyoruz. Benim return değişkenimdi. Yani ben ürünümü satın alacak kişileri aslında tespit etmeye çalışıyordum. O nedenle kategorizin içerisine girip yes kategorisini target olarak belirledim. Belirledikten sonra continue'a basarak independent variable tanımlaması yapacağım şimdi. Independent variable kısmında da hangi değişkenlerin sizin için açıklayıcı olduğunu belirtiyor olmanız lazım. Burada kalan değişkenleri bir independent variable kısmına aktardım. Fakat number of credit card'ı aktarmıyorum. Çünkü onda çok fazla sayıda kayıt gözlem vardı ve ben bu gözlemleri ilgili yöntemlerle dolduramamıştım. Bu nedenle bu değişkeni analizimin dışarısına bırakmış oldum. Output sekmesine geldiğimizde
Outpost sekmesinin tree kısmında oluşturacağınız karar ağacının görselliği ile ilgili bazı ayarlamaları yapabileceğiniz bir alan geliyor. Statistics kısmında yine algoritmanızda görüntülemek istediğiniz bazı istatistikleri seçebiliyorsunuz. Plot kısmında gain plot'u görmek istediğim için gain'i işaretledim ve continue diyerek devam ediyorum. Kriterya kısmında ise oluşturacağınız algoritma ile ilgili bazı kriterleri belirliyor olmanız lazım. İlgili kriterleri belirledikten sonra continue diyerek devam ediyorum. Save'e geldiğimde burada da oluşturacağım modelleme sonrasında hangi değişkenleri sizin kaydedip kaydetmeyeceğinizi soruyor. Ben burada predicted value ve probabilities'leri kaydetmek istediğimi söylüyorum ve işaretliyorum. Yapılan modelleme sonucunda tahminlediği satırları ekstra bir değişken olarak kaydetsin ve bu tahminlemelerin olasılıklarını da yine ekstra bir değişken olarak kaydetsin istiyorum. İşaretlemeleri yaptıktan sonra continue'ya bastım ve OK'ye basarak analizimizi gerçekleştiriyoruz. Analizimizin gerçekleştiği kısım her zaman output kısmında demiştik. Yine beni output sekmesine, penceresine attı. İlk tablo model summary tablosu. Model summary'de sizin yapmış olduğunuz modelleme ile ilgili bazı özet bilgiler veriliyor. Chait algoritmasını kullandığınızı söylüyor. Örneğin burada. Hemen altında da karar ağacım çizilmiş. Karar ağacıma daha büyük bir şekilde bakmak için içerisine giriyorum ve büyütüyorum ekranı. İlk olarak gördüğüm kısım node 0 kısmı. Node 0 düğümü benim için kök düğümü ifade ediyor ve veri setine hiçbir algoritma uygulanmadığını, hiçbir modelleme tekniği uygulanmadığındaki veri setinin durumunu gösteriyor. Burada diyor ki bana bizim veri setimizin %45'i ürünü satın alacak, %55'i de ürünümüzü satın almayacakmış. Bu şekilde bir özetleme yapmış return değişkenini. Fakat ben bu veri setine chait algoritması uygularsam, yani karar ağacı modellemesi uygularsam sonuçta aşağıdaki şekilde olur diyor bana. Karar ağacının kırılımlarını göstermiş. Burada chait algoritmasına göre iki kare istatistiğini kullanır demişti. Return değişkeni en çok etkileyen değişken children değişkeni olarak belirlenmiş. Yani çocuk sayısı değişkeni olarak. Çocuk sayısı değişkenine göre görmüş olduğunuz gibi kırılımları gerçekleştirmiş karar ağacım. İlk olarak çocuğu olmayanlara göre kırılmış. Çocuğu olmayanlar %64 olasılıkla ürünü satın almayacak. Bir çocuğu olanlar %85 olasılıkla ürünümü satın alacak. İki çocuğu olanlar %61 olasılıkla ürünümü satın almayacak. No olarak cevap vermiş. Ve ikiden fazla çocuğu olanlar da %81 olasılıkla ürünümü satın almayacak diye kırılımını gerçekleştirmiş. Benim burada ilgilendiğim nokta aslında ürünümü satın alacak kişileri belirlemek olduğu için yes kategorisinin yüksek olduğu notlarla ben aslında ilgileniyor olacağım. Ve benim burada yes kategorimin en yüksek olarak çıktığı kırılımı bir çocuğu olanlar nodu. Node 2'den kırılımıma devam ediyorum. Daha sonra node 2'yi de yani çocuk değişkeni de income değişkenine göre kırmış gördüğünüz gibi gelir durumuna göre. Burada demiş ki bir çocuğu olanlar ve geliri 15.525'ten küçük olanlar %60 olasılıkla ürünü satın almayacak. Bir çocuğu olup geliri 15.525'ten büyük olanlar da %94.3 olasılıkla ürünü satın alacak demiş. Burada görmüş olduğunuz gibi yüksek bir olasılık elde etti. Ben ürünümü satın alacak kişilerin bu şekilde buradaki olasılığı yüksek olan profillere göre belirleyebiliyorum karar ağacı kırılımlarına göre. Aşağıya doğru okuyarak karar ağacınızın kırılımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Ve ilgilendiğiniz kategorinin olasılığının yüksek çıktığı kümeleri profilleyebilirsiniz karar ağacı algoritmanız ile. Daha sonra karar ağacımı okudum ve benim için hazırlanmış olan diğer grafikleri gözlemleyeceğim. Gain grafiğini çizmesini istemiştim. Gain grafiğine birlikte bakalım. Daha yakından bakmak için büyüttüm. Gain grafiği de aslında bana şöyle bir şey söylüyor. Ortada görmüş olduğunuz çizgi benim referans çizgim ve olabilecek en kötü durumu gösteriyor. Yukarıda görmüş olduğunuz eğri de kurmuş olduğunuz model sonucunda oluşan ve modelinizin başarısını gösteren eğri.
Buradaki referans çizgisi en kötü durumu gösterdiği için her zaman oluşturduğum modelin eğrisinin buradaki grafiğe uzak çıkmasını bekliyorum. Yani buradaki alanın büyük çıkmasını bekliyorum. Ve bunu sayısal olarak şu şekilde okuyoruz. Şuradaki alana bakalım birlikte. Diyor ki veri setinin yaklaşık %40'ını kullanarak ürünü satın alacak kişileri %80 olasılıkla doğru tahminleyebiliyorum diyor. Kurduğum bu model sayesinde. Ve bu benim için güzel, yüksek bir oran. Gain grafiğini bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Modelinizin başarısıyla ilgili size bir grafik sunuyor aslında. Ve daha sonra benim için önemli olan grafik tablolardan birisi de classification tablosu. Classification tablosu da doğru sınıflandırma oranlarını gösteriyor bize. En alt satırda görmüş olduğunuz oran modelinizin genel doğru sınıflandırma oranı %85.7. Kurmuş olduğunuz modelin ürününüzü satın almayacak kişileri doğru sınıflandırma oranı %92.1. Yine kurmuş olduğunuz modelin ürününüzü satın alacak kişileri doğru sınıflandırma oranı da %77.8 olarak belirtilmiş. Modelimizin genel başarısı %85.7 olarak çıkmış. Yine bu bizim için güzel bir oran diyebiliriz, yüksek bir oran. Şimdi ben ondan 3 tane yeni değişken kaydetmesini istemiştim modelimin. Ve bu değişkenlere bakalım birlikte. Ana veri setime geri döndüm. Üründü veri setimin ismi. Görmüş olduğunuz gibi predicted value'lar ve bunların olasılıklarını kaydetmiş. Buradan output penceresinde kurmuş olduğunuz modelin genel hatlarıyla incelenmesi vardı. Data view'e tekrardan dönerek satır bazlı kurmuş olduğunuz model hangi tahminlemeleri yapmış ve bu tahminlemeleri yaparken hangi olasılıkla yapmış bunları da size gösteriyor oluyor. Burada birinci satıra bakarsak aslında demiş ki birinci kişiye sorulmuş ürününü satın alıp alınmayacağı ve bu kişi ürünü satın alacağı şeklinde yanıt vermiş ve biz bir model kurduk ve bu model sonucunda da bu kişiyi doğru tahmin ettiğini söylüyor. Yes cevabını vermiş ve sizin modeliniz de yes olarak bunu tahmin etmiş diyor. Ve bunu tahmin ederken %100 gibi bir olasılıkla tahmin etmiş diyor. Burada satırlara tek tek bakarak, inceleyerek her bir gözlem için yapılan doğru ya da yanlış tahminlemeleri görüntüleyebilirsiniz. Bir tane de yanlış tahmine bakalım. Burada 20. satırda bir yanlış tahminleme olmuş. Buradaki kişi demiş ki ben ürünü satın almayacağım. Fakat modelimiz bunu yes yani alacak olarak tahmin etmiş. Ve bu tahminlemeyi yaparken %50 olasılıkla tahmin ettim şeklinde size raporlamasını sunmuş. Bu şekilde ürünlerin, bu şekilde verilerinizi analiz edip öncelikle tanımlayıcı istatistikler, kayıp veriler gibi verilerinizle ilgili aksiyon alarak veri setlerinizi modelleme hazır hale getirebilirsiniz. Ve daha sonra tüm istatistiksel teknikleri, yapay zeka algoritmalarını kullanarak veri setlerinizi analiz edebiliyorsunuz SPSS Statistics'te. Onun haricinde farklı bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Sizlerle baştan sona veri setimizi hazırladık ve modelleme tekniklerimizi uyguladık. Fakat sizler bu süreci sürekli olarak yönetiyor olduğunuzu varsayarsak, sürekli aynı işlemleri yapıyorsunuz fakat verileriniz güncelleniyor, revize ediliyor. Siz bu işlemleri otomatize etmek istiyorsunuz aslında aynı işlemleri yapmanız için. Baştan sona sürekli aynı tıklamaları yapmak istemiyorsunuz. Bu otomatizeyi sağlayacağımız bir sistem de mevcut IBM SPSS Statistics'in içerisinde. Bununla ilgili bize syntax kodları yardımcı oluyor. Onu da size şu şekilde göstermek istiyorum. Hatırlarsanız sürekli değişkenlerimizle ilgili tanımlayıcı istatistiklere bakarken Explore menüsünü kullanıyoruz demiştik. Explore menüsünün içerisinde herhangi bir sürekli değişkeni atıyorduk ve OK'ya basarak tanımlayıcı istatistiklerin output penceresine görüntülüyorduk. Buradan OK yerine PEST'e basarsak eğer bizler, görmüş olduğunuz gibi bizi Syntax editörüne aktarıyor olacak. Syntax editörü bizim yapmış olduğumuz işlemlerin syntax kodlarının yazıldığı olduğu editör. Ve
her yapmış olduğunuz tıklamanın işlemin sonucunda, arka planında daha doğrusu, sinteks kodları yazılı oluyor. Siz bu kodları manuel olarak kendiniz de yazabilirsiniz ya da PEST tuşuyla otomatik yazdırabilirsiniz. Ve yapmış olduğunuz tüm bu işlemlerin sinteks kodlarını alt alta tek bir pencerede kaydederek ve tüm kodları aynı anda tek bir tuşla çalıştırarak aslında işlemlerinizi otomatize edebilirsiniz. Bunun için de şöyle bir uygulama yapalım birlikte. Bunu kapatıyorum. Bizim veri setimizi baştan sona birleştirmiş olduğumuz halini ben daha önce kaydetmiştim. Bunun için File Open Data'dan bu veri setine erişeceğim. Kampanya Return Final dosyası. Bu dosyayı açalım. Diğer veri setimi artık kapatabilirim. Buradan diğer veri setimi de kapatıyorum. Altta kapatıyorum. Şimdi burada kampanya return final dosyamda hatırlarsanız 3 tane veri setini önce alt alta sonra yan yana birleştirmişti merge işlemcisiyle. Burada aslında veri setinin birleşmiş hali var. Ve ben bu veri setinin tanımlayıcı istatistiklerine bakmıştım, kayıp gözlemlerine bakmıştım ve modelleme tekniklerini gerçekleştirmiştim. Bunu otomatize edeceğim şimdi sizinle birlikte. Öncelikle bunun için yeni bir menü oluşturuyoruz. View'in altından menü editöre gireceğim ve insert menü diyorum. Analiz menüsü olsun menümüzün adı. Menümüzün altına da yeni bir item ekleyeceğim. Bunun adı da aylık analiz olsun. Şimdi ben aylık analiz menüsünün altına baştan sona yapmış olduğum analizlerin sinteks kodlarını kaydettim ve hepsini tek bir dosya altında topladım. Bu sinteks kodlarının o kayıtlı olduğu dosyayı okutacağım. Sizler de analizlerinizin sonrasında PEST tuşuna basarak bu sinteks kodlarını elde edip yeni bir editörde kaydedebilirsiniz ve tekrardan bu menünün altına yerleştirebilirsiniz. OK'ye bastığımda artık görmüş olduğunuz gibi sol üst tarafta yeni bir menü oluştu. Analiz menüsü. Analizin içerisinde aylık analizler var ve bu aylık analizlerin içerisinde sinteks kodlarını görmüş oldum. Burayı çalıştırdığınızda output penceresini aktarıyor sizin ve girmiş olduğunuz bütün sinteks kodlarını tek bir tuşla çalıştırabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi baştan sona aslında bizim yapmış olduğumuz tüm işlemleri tek bir adımda gerçekleştirmiş oldu ve otomatize etmiş oldu. Her yeni gelen, eklenen veriniz için, gözlemleriniz için bu menüleri kullanarak süreçlerinizi otomatize edebiliyorsunuz. IBM SPSS Statistics'le ilgili uygulamamız bu şekilde. Yine sorularınız varsa chat kısmından yazarsanız cevaplandırmaya çalışıyor olacağız. Şimdi sizlerle IBM SPSS Modeler'a geçiyor oluyorum. IBM SPSS Modeler'ı da açalım. Modeler'ı açtığımızda karşımıza bu şekilde beyaz bir ekran geliyor aslında, arayüz geliyor. Bu beyaz ekranda bizim işlemcilerimizin tut sürükle mantığıyla yürütüldüğü bir akış modeli oluşturuyoruz. Ve bu akışı yöneterek veri madenciliği süreçlerimizi aslında yönetmiş oluyoruz. IBM SPSS Modeler da aynı statistikte olduğu gibi hiçbir kod yazmanıza gerek kalmadan aşağıda görmüş olduğunuz işlemciler yardımıyla ve tut sürükle bıraklarla veri madenciliği projelerinizi yönetebileceğiniz güçlü bir yazılım platformudur. Ortada görmüş olduğunuz tuval ekranı demiştik. Ve aşağıda görmüş olduğunuz bazı bölümler var, bloklar var. Biz bu bölümlere palet ismini veriyoruz. Ve her bir paletin altında işlemci ismini verdiğimiz kod parçacıkları var. Bu işlemcileri tut sürükle mantığıyla tuvale taşıyarak ve bu işlemcileri birbirlerine bağlayarak, bağlantılar oluşturarak bir akış mantığı oluşturuyoruz. Ve bu akışlarımızı çalıştırarak analizlerimizi, modellemelerimizi gerçekleştiriyor oluyoruz. Bu işlemcileri birlikte daha yakından tanıyalım. Source paletinin altında farklı formatlarda tutulan birçok veri setine erişebileceğiniz işlemciler var. Database formatında tutulan verilere erişebiliyorsunuz. Text formatında, Statistics, Excel, SAS formatı gibi birçok farklı formatta veri setine
Recourse paletinin altındaki işlemcilerle erişim sağlayabiliyorsunuz. Recourse option paletinin altında ise yine kayıt bazlı, gözlem bazlı manipülasyon yapabileceğiniz bazı işlemciler var. Veri setinize uygun filtreler ekleyerek veri setinizi filtreleme işlemi yapabiliyorsunuz. Örneklem çekme ya da veri setindeki değişkenleri sıralama işlemi gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Fields option paletinin altında da değişken bazlı manipülasyon yapabileceğimiz bazı işlemciler var. Yine var olan alanları güncelleme ya da var olan alanları kullanarak yeni alanlar yaratma gibi işlemleri Fields option paletinin altından gerçekleştirebiliyoruz. Graph paletinin altında ise elimizde var olan değişkenleri kullanarak grafikler elde etmek, görselleştirmeler yapmak istiyorsak graph paletini kullanabiliyoruz. Modeling paletine geldiğimizde ise tüm veri madenciliği tekniklerini modeling paletinin altından erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde asansörü sağa doğru çekerek bu tekniklere erişmeniz mümkün. Output paletinin altında yapmış olduğunuz analizlerin sonucunun görüntülenebileceği sonuç işlemcileri var. İşte sonuç tabloları, sonuç matrisleri gibi işlemcileri bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Export paletinin altında ise yapılan işlemler sonucunda elde edilen analizlerin ya da grafiklerin farklı formatlarda dışarıya aktarımı isteniyorsa export paletinin altındaki işlemcileri kullanarak bu ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Bugün sizlerle IBM SPSS Modeler'da yine statistics'i olduğu gibi farklı formatlarda tutulan veri setlerine erişeceğiz. Bu veri setlerini birleştireceğiz ve modelleme tekniklerini, veri madenciliği tekniklerini yürütüyor olacağız. Bunun için demo stream'ini akışını açıyorum. Burada benim iki farklı formatta tutulan veri setim var. Farklı formatlarda tutulan veri setlerine erişmek için source paletini kullanıyoruz demiştim. Birinci veri setim text formatı yani .dat uzantılı tutulan bir veri seti. Bunun için var file işlemcisini modeler tuvaline aktarıyorum. İkinci veri setim de Excel formatında tutulan bir veri seti olduğu için bunu da Excel işlemcisi yardımıyla tuvale sürükle bırak yardımıyla aktardım. Şimdi var file işlemcisinin içerisine giriyorum. Var file işlemcisinin içerisine girdiğinizde veri setinizin adresini belirteceğiniz 3 nokta geliyor. Buradan veri setinin adresini belirtmek için iç noktaya girdim ve ilgili klasörün altındaki veri setini çekeceğim. Dat uzantılı bir veriydi. Customer DB datı işaretliyorum ve open diyorum. Buradan gerekli işaretlemeleri yaptıktan sonra OK basarak veri setimi modeler'a entegre etmiş oldum. Şimdi Excel formatında tutulan bir veri setine erişeceğim. Bunun için Excel işlemcisini kullanıyorum. Yine ilgili klasörün altında açmak istediğim veri setimi işaretledim. Gerekli ayarlamaları yaptım ve OK basarak veri setimi modeler'a entegre etmiş oldum. Şimdi bu veri setlerinin tamamını görüntülemek için output paletinin altından table işlemcisi bağlayarak bu veri setlerimi table işlemcisini çalıştırıyorum ve veri setimin tamamını görüntülemiş oluyorum. Table işlemcisini çalıştırdığınızda karşınıza bu şekilde verinin tamamını size gösteren bir tablo geliyor. Bunun en üst kısmında bir özet bilgi var. Diyor ki bu veri setinizde toplam 6 değişken 200 kayıt bulunmaktadır. Yani toplam 6 sütun 200 satırdan oluşan bir veri setiymiş bu. Veri setimizi birlikte inceleyelim. Burada yine bizim çalıştığımız firmanın müşterileri var. Müşterilerin ID'leri var, cinsiyetleri, status, children, age gibi bazı demografik bilgileri var ve customer status bilgisi var. Yani bu kişi benim hali hazırda hala müşterim mi yoksa beni terk mi etmiş? Yani churn mu olmuş? Current ve churn'lardan oluşan kategorik bir değişken. Burada müşterilerimin bu bilgileri tutuluyor. Diğer veri setimin tamamını görüntülemek için yine table işlemcimi çalıştırıyorum. Ve table işlemcimi çalıştırdıktan sonra yine açılan veri setiyle ilgili bazı özet bilgilerim var. Burada diyor ki bu veri setinde 3 değişken var ve 200 kayıt var. Yani 200 satırdan oluşan bir veri seti diyor. Burada yine aynı ID'ye sahip müşterilerim var. Onlarla ilgili iki farklı bilgi tutulmuş.
car owner bilgisi, yani araç sahipliği bilgisi ve customer service bilgisi. Customer service bilgisinde bana şunu gösteriyor. Bu kişi benim ilgili hizmetimi almış ve bu hizmetten sonra bana geri bildirim yapmış, yorum yapmış ve bu yorumlar metin formatında customer service değişkenlerinde tutulmuş durumda. Şimdi ben analizime devam etmeden önce bu iki veri setimi uygun yöntemle birleştiriyor olmam lazım. Statistics'ten hatırlarsınız, iki farklı şekilde veri setleri birleştirilebiliyordu. Yan yana ve alt alta. Benim burada anahtar bir değişkenim var, ID değişkenim. Anahtar değişkenim olduğu için veri setlerimi yan yana birleştireceğim. Veri setlerinizi yan yana birleştirmek için Reports Option paletinin altındaki Merge işlemcisini kullanıyoruz. Merge işlemcimi tuvale taşıdım üstürükleyle ve hangi veri setlerini Merge'de birleştirme yapmak istiyorsanız o veri setlerinden, yani o işlemcilerden Merge'e bir bağlantı ekledim. Daha sonra Merge'in içerisine giriyorum ve Merge metodu soran bir pencere geliyor karşıma. Statistics'ten de hatırlarsınız farklı birleştirme metotları vardı. Ben burada keys metodu seçeceğim çünkü benim ID değişkenim anahtar değişkenim olarak yer alıyor. ID'ye göre birleşme yapmak istediğim için ID'yi sağ tarafa aktardım ve OK'ye basarak merge işlemcimi gerçekleştirdim. Artık iki farklı formatta tutulan veri seti merge işlemcisinin içerisinde yan yana birleştirilmiş durumda. Peki bu birleştirilmiş veri setini nasıl görüntüleyebilirim? Yine output paletinin altından bir table işlemcisi bağlıyorum ve table işlemcisini run selection yardımıyla çalıştırıyorum. Run selection yardımıyla çalıştırmış olduğumuz table'ın sonucunda veri setimin tamamına erişebildim artık. Diyor ki, yine özet bilgiyi okursak, 8 değişken ve 200 satırdan oluşan bir veri setiymiş ve veri setimiz, iki veri setimizi yan yana birleştirmiş halini görüntüleyebiliyoruz. Sol tarafta ID değişkenim ve bu kişilerin bazı demografik bilgilerinin tutulduğu değişkenler var. Sağ tarafta da customer service değişkeni, yani ilgili kişilerin hizmetinden yararlandıktan sonra yapmış olduğu geri bildirimler, yorumlar var. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var aslında modellemeye geçmeden önce. Sol tarafta tutulan veriler bizim belirli formatta tutulan, yapısal olarak nitelendirdiğimiz değişkenler. Ve ben bunları yapısal değişkene öngörüsel modelleme tekniklerinde rahatça kullanabiliyorum. Fakat sağ tarafta tutulan customer service olarak da isimlendirilen değişkenin yapısal olmayan bir değişken. Çünkü belirli bir formatta tutulmuyor ve metinsel ifadeler var. Benim bu değişkeni analizime eklemeden önce yapısallaştırıyor olmam lazım. Yapısallaştırmak için de bu değişkeni yapısallaştırıp modellememe dahil etmek için, daha doğrusu sentiment analiz tekniğini kullanacağım. Sentiment analiz tekniği için ilgili veri setimi tekrardan modüllere entegre ettim. Excel formatında tutulan bir veriyi de hatırlarsanız ve customer service değişkenim vardı, text formatında tutuluyordu. Daha sonra bu işlemcime sentiment analiz tekniğini bağladım ve sentiment analizin içerisine girerek analizimi gerçekleştiriyor olacağım ilgili seçimleri yaptıktan sonra. İlk sekmede hangi değişkenin text formatı, hangi değişkeninle ilgili işlem yapmak istiyorsun diye bana soruyor. Customer service değişkenim benim metin formatında tutulan değişkenimde ve tipi full text olduğu için full text işaretledim. Model kısmına geldiğinizde modeli kurarken hangi yöntemi tercih edeceğinizi size soruyor. İnteraktif bir şekilde mi modeli kurmak istiyorsun? Yani model kurulurken dahil olmak mı istiyorsun? Yoksa direkt olarak model üretilsin, sonuçlarını mı görmek istiyorsun diye bize soruyor. Ben burada interaktif bir şekilde modelin kurulmasını istediğim için buradaki ilgili seçeneği seçtim. Daha sonra gerekli ayarlamaları yaparak run tuşuna basarak modelinizi çalıştırabiliyorsunuz. Bu da run'a bastığımızda model çalışacak, fakat çalışması uzun sürdüğü için ben daha önce çalıştırdım ve çalıştırmış olduğum pencereyi açıyorum. Sizler run'a bastığınızda bu pencereye erişiyor olacaksınız. Run'a basarak sentiment analizimizi çalıştırdığımızda karşımıza 4 bloktan oluşan bir pencere geliyor.
4 bloğun sol üst köşesinde kategori bloğunu, sol alt köşesinde de konsept bloğunu görüntülüyorsunuz. Kategori bloğunda şöyle bir analiz yapılıyor sizin için. Tüm yorumlarda geçen kelimeler belirleniyor ve bu kelimelerin ait olduğu kategoriler belirleniyor. Çoğu kelime kategorilendirilememiş aslında. Buradan bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat buradaki 3 kelime finans kategorisine dahil edilmiş. Buradaki 3 kategori de price kategorisine dahil edilmiş olarak size bir özet rapor sunmuş. Bu da herhangi bir kelimenin üzerine gelerek, örneğin money kelimesinin üzerine geldim ve display işaretledim. Display işaretlediğinizde ilgili kelimenin hangi cümleler içerisine geçtiğini de sağ alt tarafta size gösteriyor olacak. Mesela price'a gelip tekrardan display diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi price kelimesinin geçmiş olduğu cümleleri size sağ alt köşede gösteriyor oluyor. Buradan kelimelerinizin hangi kategorilere dahil olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Konsept kısmına bakarsak, konsept kısmında artık kelimelerin kategorilerinden çok ne kadar sıklıkla tekrar edildiği ve hangi tipte ölçümlendiği gösteriliyor. Her bir kelime bir tipe dahil edilmiş, bir kelime türüne dahil edilmiş. Bu otomatik olarak belirleniyor. Bunu sizler daha sonra manuel olarak değiştirebilirsiniz. Ben burada modelimin uyguladığı otomatik belirleme ile devam edeceğim. Burada metin sentiment analizi yaptıktan sonra yorumlarda en çok tekrar edilen kelime car olarak belirlenmiş. Car kelimesi toplam 62 kez tekrarlanmış ve 50 yorumda car kelimesine rastlanmış. Ve car kelimesinin tipi unknown, yani bilinemiyor olarak belirlenmiş ve maviye boyanmış unknown kategorisi gördüğünüz gibi. Daha sonra altta good kelimesi var. Good kelimesi toplam 51 kere tekrar edilmiş ve 49 yorumda good kelimesine rastlanmış olduğunu söylüyor. Good kelimesini de pozitif olarak belirlenmiş tipi ve yeşile boyanmış. Bu şekilde her bir kelimenin ne kadar tekrar edildiğini, toplam kaç yorumda bu kelimeye rastlandığını ve bu kelimelerin hangi tipte ölçümlendiğini konsept tablosundan görüntüleyebilirsiniz. Aşağıya doğru listemizi çekersek, too long ve problem kelimelerini görüntülüyoruz. Too long ve problem kelimeleri kırmızıya boyanmış dikkat ederseniz. Çünkü tipleri negatif olarak belirlenmiş. Negatif olarak belirlediği kelimeleri kırmızı olarak raporlamış. Too long demiş ki 13 kere, problem kelimesi 11 kere tekrar etmiş gibi. Aşağıya doğru inerek her bir kelimenin hangi kategoride ölçümlendiğini görüntüleyebiliyorsunuz konsepte bakarak. Kelime bazlı bu şekilde liste sunuyor size. Fakat kelimelerin birbirleriyle arasındaki ilişkiyi görüntülemek isterseniz, örneğin car kelimesi en çok hangi kelimeyle birlikte kullanılmış, hangi kelimelerle birlikte kullanılmış, bunun raporunu görüntülemek isterseniz, ilgili kelimenin üzerine gelip map tuşuna bastığınızda sizi bu şekilde bir pencereye aktaracak. Yine bunun çalışması da uzun sürdüğü için daha önceden çalıştırdım. Map grafiğine bastığınızda car kelimesinin map grafiğini gösterecek size. Ve burada car kelimesinin kutucuklarla arasındaki bağlantıları görüyorsunuz. Bu kutucukların içerisinde en çok kullanılan kelimelerin isimleri var. Ve kelimeler renkli şekilde görüntülenmiş. Bu renklerde aslında bu kelimelerin almış olduğu tip gösteriyor. Örneğin mavi kutular unknown, yani bilinemiyor tipteki kelimeleri, yeşil kutular pozitif tipteki kelimeleri, kırmızılar da negatif tipteki kelimeleri gösteriyor şeklinde yorumlayabilirsiniz. Burada ilk bakışta car kelimesi en çok kırmızı kelimelerle etkileşim haline girmiş gibi düşünüyor olabilirsiniz. Fakat burada bizim daha çok dikkat etmemiz gereken nokta her iki kelimenin arasındaki çizginin kalınlığı olmalı. Çünkü bu kalınlık arttıkça bu iki kelimenin kullanılma sıklığı o kadar artıyor, azaldıkça da o kadar azalıyor şeklinde yorumlanabilir. Burada örneğin car kelimesinin arasındaki bağlantının en kalın olduğu çizgi customer service kelimesi. Diyebiliriz ki
CAR kelimesi ve Customer Service kelimesi en çok birlikte tekrar eden kelimeler olmuş ve ikisi de unknown kategorisine sahipmiş. Daha sonra problem kelimesiyle en çok birlikte tekrar ettiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Yine aralarındaki çizginin kalınlığı yüksek. Birisi unknown kategorisi, diğerisi de negatif kategoriye sahip kelimeler diyebiliriz. Daha sonra Customer Service ile ilgili bir map grafiği görüntülemek isteyelim. Yine map'i işaretleyerek ilgili grafiğimizi çiziyoruz. Customer Service grafiğinde durum biraz daha kara göre karmaşık. Her renkte kategoriye sahip kelimeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Her kelimeyle iletişime geçmiş aslında, etkileşime geçmiş. Fakat dediğimiz gibi bizim dikkat etmemiz gereken nokta arasındaki bağlantının, yani çizginin kalın olduğu kelimeler olmalıydı. Burada Customer Service kelimesiyle Good kelimesi ve Customer Service kelimesiyle Car kelimesinin arasındaki çizginin kalınlığı görmüş olduğunuz gibi diğerlerine nazaran daha yüksek. Bu nedenle en çok birlikte tekrar eden kelimeler olarak yorumlayabiliriz. Bu şekilde bu ekranı kelimelerin aldığı kategoriler ve almış olduğu tipler ve birlikte kullanılma sıklıkları, tek başına kullanılma sıklıkları şeklinde yorumlayabilirsiniz. Daha sonra link analizine bakalım birlikte. Link analizine geldiğimizde artık kelimelerin kategorileri ve kullanılma sıklıklarından ziyade tipleriyle arasındaki eşleşmelere bakıyor olacak. Burada sol üst köşede görmüş olduğunuz pencere, kelimelerin tiplerinin belirlenmiş olduğu durum ve bu tiplerin birbirleriyle arasındaki ilişkiyi gösteriyor bana. Mesela unknown ve pozitife bakalım birlikte. Unknown ve pozitif kelimeler birlikte 79 kez kullanılmış diyor. Ve sağ tarafta kelime bazlı kırılım yaparak bir grafik çizmiş. Gülen suratlar pozitif kelimelerim, mavi yuvarlaklar da benim unknown kelimelerim, yani bilinemiyor tipteki kelimelerimi gösteriyor. Ve her kelimenin birbirleriyle arasındaki ilişkiyi göstermiş aslında bu grafikte. Bu grafiği yorumlamak karmaşık, zor geliyor olursa sol alttaki listeyi de yorumlayabilirsiniz. Aslında bunun listelenmiş hali. Bu da kelime bazlı kırılım yapıyor demiştim. Unknown kategorili kelimeler ve pozitif kategoriye sahip olan kelimelerin kırılımını yapmış. En çok customer service, good kelimesi birlikte tekrar edilmiş diyor 14 kez. Aşağıya inerek unknown kelimeli, unknown tipteki kelimeler ve good tipindeki kelimelerin birlikte kullanılma sıklıklarını da görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra unknown ve contextual var burada. Contextual tipi aslında benim için şunu ifade ediyor. İçerisinde bulunduğu cümlenin durumuna göre değişebilir anlamı. Yani burada better kelimesine bakalım. Better kelimesini contextual olarak belirlenir. Şöyle düşünelim. Bir yorum var. Hizmetiniz çok iyi değil şeklinde bir kişi yorum yapmış. Buradaki better kelimesini olumsuz olarak nitelendirebilirken hizmetiniz çok iyi şeklinde yapılan bir yorumu olumlu olarak nitelendirebilirsiniz. Yani aslında içerisinde bulunduğu cümlenin anlamına göre kendi anlamı da değişebilecek olan kelimeler contextual olarak nitelendirilmiş oluyor. Burada customer service ve better kelimesi görüyorsunuz. Contextual ve anlamda en çok tekrar edilen kelimeler olarak yine tiplerin kelime kırılımındaki ayrıntılarını listeyi inceleyerek gözlemleyebiliyoruz. Onun haricinde sözlüğümüzle ilgili ayrıntı detaylara ulaşabileceğimiz Resource Editor penceresi var. Biz burada İngilizce sözlüğü kullanıyoruz. Yani İngilizce bir veri setiyle analizimizi gerçekleştirdik. Aslında modülü Türkçe karakterleri destekliyor. Fakat şu an hali hazırda hazır olan bir Türkçe sözlüğümüz olmadığı için İngilizce veri setiyle devam ettik demoyuzda. Fakat Türkçe sözlüğümüzün çalışmaları şu an devam etmekte ve tamamlandığında Türkçe veri setleriyle analizlerimizi gerçekleştiriyor olacağız. Burada hazırlanmış olan İngilizce kütüphane ile ilgili ayrıntılı detaylara erişebileceğiniz bir ekran var. Burada kütüphane farklı kategorilere göre bölünmüş gördüğünüz gibi. Emotion Library, Slang Library, işte duygu ifadelerinin belirtildiği kütüphaneler, argo ifadelerinin belirtildiği kütüphaneler gibi kütüphanelerimiz çeşitli şekilde
alt kırılımlara uğramış. Options Library'e girdiğimizde tüm kelimelerin, bu kütüphanede yer alan kelimelerin tip bazlı kategorilendirilerek hangi kütüphaneye dahil edildiğinde bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Kelime bazlı inceleme yapabilirsiniz. Yine burada eksik olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kelime varsa bunu manuel olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz alana örneğin iyi kelimesini eklemek istiyorum. Manuel olarak iyi yazıyorum. Ve daha sonra bu kelimenin eş anlamlılarının belirtileceği yeni bir pencere gelecek karşıma. Buradaki pencereye gelerek de iyi kelimesinin eş anlamlıları olduğunu düşündüğümüz kelimeleri buraya giriyoruz. Örneğin mükemmel olsun, harika gibi. Görmüş olduğunuz gibi Türkçe karakter desteği var. Bu kelime, manuel kelime girişi yaparken bunları da girebiliyoruz. Burada eksik olduğunu düşündüğümüz kelimeleri girdikten sonra, kütüphanelerimizi de inceledikten sonra buradaki pencerelerle ilgili işlemlerimizi tamamlıyor olduk. Daha sonra sentiment analizimizi gerçekleştireceğiz şimdi birlikte. Sentiment analizimizi gerçekleştirirken bize settings tabında iki farklı seçenek sunuyor aslında scoring mode kısmında. Yorumlarını kategorize ederken iki farklı şekilde kategorize edebilirim diyor. Birincisi record bazında yani satır bazlı, ikincisi de field yani sütun bazlı kategorize edebiliyor. Ben burada her ikisi için de yeni bir model kurup bunların sonuçlarını değerlendiriyor olacağım sizinle. Öncelikle record yani satır bazlı, daha sonra da sütun bazlı sonuçlarımızı görüntüleyeceğiz. Satır bazlı modelimi kurdum. Sonuçlarını görüntülemek için table işlemcimden yararlanıyorum. Table'ı çalıştırdığımda karşıma şu şekilde bir pencere geliyor. Aslında kurmuş olduğum modelin sonuçları geliyor. Buradan ID değişkenim var, car owner değişkenim var ve customer service değişkeni var. Ve yeni bir değişken eklenmiş, kategori değişkeni. Bu ilgili kişinin yapmış olduğu yorumları kategorize etmiş aslında burada. Ve bir yorumun üç farklı kategoriye dahil olduğunu göstermiş size. Yorumları çoklayarak satır bazlı bir analiz gerçekleştirmiş. Demiş ki 11 numaralı ID'ye sahip olan kişi bu şekilde bir geri bildirim yapmış ve ben bu geri bildirimi 3 farklı kategoriye dahil ediyorum. Ürünle ilgili fonksiyonelliğiyle ilgili bir yorum yapmış. Bunu negatif olarak kategorilendirdim. Ürünün boyutu, çeşitliliği, ulaşabilirliğiyle ilgili yaptığı yorumu negatif olarak kategorilendirdim. Ve kalitesiyle ilgili yaptığı yorumu da contextual olarak kategorilendirdim şeklinde size bir sonuç raporu hazırlamış. Satır bazlı yapılan bu sentiment analiz genellikle raporlama yöntemlerinde daha çok sık tercih ediliyor diyebilirim. Sütun bazlı yaptığımız modelin sonuçlarını değerlendirelim birlikte. Sütun bazlı yaptığımız model için table işlemcisini çalıştırdım. Artık bu sefer satırları değil sütunları çoklayarak ilerleyeceğiz. Şu şekilde gözlemliyoruz sonuçları da. Yine 11 numaralı ID'ye sahip olan kişiye bakalım. Customer service yani aldığı hizmet sonucunda yapmış olduğu yorum bu şekilde. Ve bu yoruma dahil olabilecek kategorileri artık gördüğünüz gibi sütunlarda göstermiş. Yani her bir kategoriyi yeni bir değişken olarak eklemiş analizine. Ve bu ilgili yorumun sahip olduğu kategoriye de true, sahip olmadığı kategoriye de false olarak nitelendirmiş, kategorize etmiş ve her bir kategoriyi yeni bir değişken olarak analizime eklemiş. Bu sayede birden fazla bir sürü yeni değişken elde etmiş oluyorum. Bu yöntemde sütun bazlı sentiment analizde daha çok öngörüsel modelleme teknikleri kullanacağı zaman tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben modelleme tekniğimle analizime devam edeceğim. Fakat şöyle bir ayrım yapacağım modelleme kurmadan önce.
Görmüş olduğunuz gibi yukarıda sentiment analiz gerçekleştirdik. Yapısal olmayan bir değişkeni yapısallaştırdık, kategorize ettik. Şimdi ben analizime bu sentiment analizi dahil ederek öngörüsel modelleme tekniğimi uygulayacağım. Öncelikle veri setimi hatırlayalım. Veri setimde ilk veri setim müşterilerimin ID'lerinin, demografik bilgilerinin bulunduğu ve customer statüsünün bulunduğu bir veri setiydi. İlgili kişi benim aktif olarak müşterim mi yoksa beni terk mi etmiş, inaktif mi olmuş şeklinde raporlanmıştı. Benim aslında buradan araştırmak istediğim durum hangi müşteriler beni terk edecek, hangileri beni terk etmeyecek. Bu müşterilerin profillemesini yapmak istiyorum. Bu profillemeyi yapmak için de Statistics'te de uygulamış olduğumuz karar ağacı algoritmasını kullanacağım. Diğer veri setime bakalım birlikte. Yine preview'u işaretleyerek veri setinizle ilgili ön izleme gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer veri setimde de aynı ID'ye sahip olan kişilerin benim hizmetimi aldıktan sonra yapmış olduğu yorumlar vardı. Ve ben bunu sentiment analiz kullanarak yapısallaştırmıştım. Öncelikle bu iki veri setimi merge işlemcisiyle birleştirmiştim yan yana. Daha sonra sentiment analizde kurmuş olduğum modeli bu akışıma entegre ettim ve karar ağacı algoritmalarını uygulayarak hangi müşterilerimin churn olacağını, hangi müşterilerimin de aktif olarak benimle devam edeceğini profillemeye çalışacağım. Modellemeye geçmeden önce mutlaka bağlamamız gereken, akışımıza entegre etmemiz gereken bir işlemcimiz var. Bu işlemcimiz de type işlemcisi. Type işlemcisi modelde kullanacağımız veya kullanmayacağımız veri setinde bulunan tüm değişkenlerin ölçüm seviyelerinin modullara okutulduğu bir işlemci. Type işlemcisinde değişkenleriniz listeleniyor, bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Read Values'a basarak değişkenlerimizin ölçüm seviyelerini modullara okuttum. Daha sonra type'a karar ağacı algoritması uygulayacağım için bir chat algoritması bağladım. İlk chat algoritmamıza bakalım birlikte. Demiştim ki sentiment analizden elde ettiğim değişkenleri kullanarak ve kullanmadan iki farklı model uygulayacağım. Ve bu model sonuçlarını karşılaştıracağım. Öncelikle ilk chat algoritmamı uygularken target değişkenim customer statüsü, yani müşteri benim müşterim aktif olarak kalmaya devam edecek mi yoksa beni terk mi edecek, bunu tahmin etmeye çalışıyordum. Predictors'larda kalan diğer değişkenlerimde, fakat sentiment analizden elde ettiğim yeni değişkenleri görmüş olduğunuz gibi predictors kısmına aktarmadım. Diğer chat algoritmamı kurarken de yine aynı şekilde target değişkenim customer statüsü. Fakat bu sefer predictors kısmına sentiment analizden elde ettiğim yeni değişkenleri aktarmış oldum. Ve predictors, yani inputs'a bunları eklemiş oldum. Bu modelleri run tuşuna basarak çalıştırdığınızda, her iki modeli de çalıştırdığınızda bizim nugget isimli verdiğimiz elmas şeklinde yeni işlemcilerimiz oluşuyor. Bu işlemcilerimiz sonucunda modelimiz kuruluyor. Ve modelimizin sonuçlarını değerlendirmek için output paletin altından analyze işlemcilerini bu nugget'lara bağlıyorum. Analyze işlemcilerini run diyerek çalıştırdığımda görmüş olduğunuz gibi ilk modelim sentiment analiz sonucunda elde ettiğim değişkenleri kullanmadan kurduğum modelde ve modelimin doğru sınıflandırma oranı %71 olarak raporlandı. Diğer kurmuş olduğum modelin sonuçlarını görmek için yine analyze işlemcisini çalıştırıyorum. Ve bu sefer kurmuş olduğum modelimin başarısı %75 olarak sonuçlandı. Yani aslında sentiment analizden elde ettiğim yeni değişkenleri kullanarak model başarımı yükseltmiş oldum. Peki bunu grafiksel olarak nasıl görüntüleyebiliriz? Yine statistiksel hatırlarsanız bir gain grafiğimiz vardı, görsel olarak görüntüleyebileceğimiz. O grafiği çizdiriyor olacağım. Graph'ın altında evaluation grafiğini tuvale sürüklüyorum ve modern nugget'larımı evaluation grafiğine bağlıyorum. Ve evaluation işlemcimi run diyerek çalıştırıyorum. Ve gain grafiğim ekranda görmüş olduğunuz gibi oluşturuldu. Gain grafiğime birlikte bakalım.
Aşağıda görmüş olduğum kırmızı çizgi benim referans çizgimi ifade ediyordu ve olabilecek en kötü durumu gösteriyordu. Yukarıda görmüş olduğunuz iki eğri de kurulan iki model sonucunda elde edilen eğrilerdi. Bu eğriler olabilecek en kötü duruma, yani referans noktasına olabildiğince uzak olsun istiyordum. Modelimin başarısının yüksek çıkması için. Yeşil olarak görmüş olduğunuz eğri benim sentiment analizden elde ettiğim değişkenleri kullanarak kurmuş olduğum modelimin başarısını gösteriyor. Mavi olarak görmüş olduğunuz eğri de sentiment analizden elde ettiğim değişkenleri kullanmadan kurmuş olduğum modeli gösteriyor. Yine görsel olarak da sentiment analizi kullanarak kurmuş olduğum modelin daha başarılı olduğunu net bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Ben bu şekilde yapısal olmayan bir değişkeni yapısallaştırarak analizime dahil ettim. Modellememde kullandım ve kurmuş olduğum öngörüsel modellemenin başarısını arttırmış oldum. Bu şekilde karar ağacı algoritmamı da tamamlamış oldum. Sizler de yapısal verilerinizi veya yapısal olmayan verilerinizi kullanarak Modeler'da çok çeşitli veri madenciliği teknikleriyle veri madenciliği projelerinizi, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa chat kısmından yardımcı olmaya çalışacağım. Zaten arkadaşlarım da yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sözü IBM Watson stüdyoda demo yapmak üzere Göktuğ Bey'e tekrardan devrediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Bahar Hanım. Ben teşekkür ederim. Tekrardan merhabalar. Şimdi IBM Watson stüdyo kullanarak çalışmamızı ne şekilde gerçekleştirebileceğimize gösteriyor olacağım. Hatırlarsanız kısaca bahsedeyim tekrardan. IBM Watson bizim veri analizi çalışmalarımızı tek bir platformdan yönetebileceğimiz bir çözümdü. Ve gördüğümüz arayüzüne sahip. Sol tarafta benim projelerim ve eklentilerimle ilgili belli özellikler. Buradan eklentilere geldiğim zaman veri analitiği projelerini gerçekleştirirken ne gibi tool'ları kullanabileceğimi görüyorum. İşte dediğim gibi Watson'la beraber veri madenciliği, metin madenciliği, görüntü işlemek gibi konuların tamamını gerçekleştirebiliyorum. Ve bunu yaparken open source kütüphanelerde başvurabiliyordum. Benim şu an kullanabileceğim iki tane tool var. Az önce Bahar Hanım'ın bahsetmiş olduğu IBM SPSS Modeler akışı ile beraber çalışabiliyorum. Ve bir Jupyter Notebook yardımıyla Python kodlarıyla analizimi gerçekleştirebiliyorum. Şimdi projelerimi görüntüleyeyim. Burada projelerimin isimlerini görüyorum. Şu an çalışma gerçekleştireceğim projeme tıkladım. Ve burada projemle ilgili belli birimleri görebiliyorum. Üst kısımda bulunan Data Assets kısmı projede kullandığım veri setlerinin toplandığı bir kısım. Yeni bir veri seti eklemek istediğim zaman New Data Asset'e tıklayabiliyorum. Ya da üstte görmüş olduğunuz Add to Project ile birlikte projeme belli birimleri ekleyebiliyorum. Neler ekleyebiliyorum? İşte lokal bir veri seti ekleyebiliyorum. Bilgisayarımda bulunan veri setlerine bağlanabiliyorum. Connection yardımıyla beraber veri tabanına bağlanabiliyorum. Notebook ve Modeler Flow ile birlikte veri analitiği çalışmamı gerçekleştireceğim platformu ekleyebiliyorum. Data Refinery ile birlikte de işte verimi modelleme hazırlamak için kullanacağım tool'umu ekleyebiliyorum diyebilirim. Data setlerim, az önce de belirttiğim gibi veri setlerim. Modeler Flow, şu anki çalışmamı bir Modeler akışı üzerinden gerçekleştireceğim. Birden fazla akış kullanabilirim. Dediğim gibi farklı platformları kullanabilirim. Şu an için Modeler üzerinden devam ediyorum. Tıkladığım zaman akışım açılıyor olacak. Gördüğünüz gibi Bahar Hanım'ın da az önce bahsettiği arayüzüne benzer bir arayüz var. Yine işlemcilerim var. İşlemcilerim arasında bağlantılar kuruyorum ve bir akış sistemi oluşturuyorum. Bu akışlar üzerinden de çalışmalarımı sürdürebiliyorum. Modeler'dan farklı olarak hatırlarsanız paletlerden bahsetmişti Bahar Hanım. Paletler alt kısımda bulunuyordu. Burada sol kısımda bulunuyor. Belli işlemleri gerçekleştireceğim. Buradan her bir paletin altına tıklayarak işlemcilerime ulaşabiliyorum.
Şimdi kısaca çalışmamdan bahsedeyim. Bu çalışmada bir müşteri veri seti üzerinden yapay zeka algoritmalarıyla belli modeller kuracağım ve bu modelleri belli bir optimizasyon işleminden geçirerek çalışmamı sonlandıracağım. Öncelikle bir veri setimizi inceleyelim kısaca. Bunun için output'tan bir table ekledim. Yine modeler'da olduğu gibi sürükle bıraklarla. Bu iki işlemcimi birbirine bağlıyorum. Çalıştırıyorum. Bu çalıştırma işlemi neticesinde elde ettiğim tablom görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta otomatik olarak karşıma çıktı. Bu output sekmesi akışım içerisinde çalıştırdığım tüm çalışmaların çıktılarını karşıma sunan bir yapı. Görmüş olduğunuz gibi sol taraftan output'umu doğrudan da açabilirim çalıştırma gerçekleştirmeden. Sağ klik yaptım. Açtım. Şimdi burada veri setimden kısaca bahsetmek istiyorum. Bir bankaya ait müşterilerin belli bilgileri var. İşte bankanın belli kriterlerine göre atanmış değer skorları, bu kişilerin ödeme şekli, cinsiyeti, evi var mı yok mu, geliri nedir, yaşı nedir gibi belli bilgiler var. Bunun dışında bu bankaya ait belli ürünler var. Hemen ürünleri de kısaca bir inceleyelim. İşte kredi kartı, KMH, vadeli mevduat, işte otomatik ödeme talimatı, bireysel emeklilik gibi ürünler var. Buradaki false değerleri ilgili kişinin bu ürüne sahip olmadığını, true değerleri de ilgili kişinin bu ürüne sahip olduğunu gösteriyor. İşte örnek vermek gerekirse şu an üzerinde bulunduğum kişinin vadeli mevduat hesabı var, bireysel emekliliği var, geri kalan ürünlerden hiçbiri yok gibi bir yorumda bulunabilirim. En sağa geldiğim zaman hatırlarsanız Doruk Bey bir segmentasyon çalışmasından bahsetmişti, değer segmenti. Yine bankanın kriterlerine göre her bir müşterinin hangi değer segmentinde bulunduğunun bilgisine sahibiz, gördüğünüz gibi. Akışıma tekrardan dönüyorum. Şimdi çalışmamı şu şekilde yönlendireceğim. 11 farklı ürünüm var benim. Bu 11 farklı ürünü 11 farklı modele sokacağım. Her bir ürün açıklayıcı hedef değişkeni olacak şekilde. Böylelikle kredi kartından örnek vereyim. Kredi kartına sahip kişilerin profillemesini gerçekleştireceğim. Aynı şey KMH için, vadeli mevduat, vadesiz mevduat için tek tek gerçekleştiriyor olacağım. Bunu gerçekleştirmeden önce az önce Bahar Hanım'ın da bahsettiği gibi type işlemcisi diye bir işlemcim var. Bu işlemciyle beraber verimi okutabiliyorum. Aynı zamanda modelime hangi değişkenimin modelde hangi rolde bulunacağını belirleyebiliyorum. Burada değişkenlerimizi görüyoruz. Ölçüm seviyelerini görüyoruz. Burada rol diye bir sütunumuz var. Bu rol, bu değişkenleri hangi rollerde kullanacağım? Mesela müşteri numarası benim için sadece kişilerin farklılığını gösteren isim gibi bir ya da TCKN gibi bir değişken olduğu için bunu modelin dışında bırakıyorum. Burada inputlarım benim, açıklayıcı değişkenlerim, kişilerin değer skoru, ödeme şekli, cinsiyeti, ev sahipliği gibi değerleri profillemede kullanacağımı belirttim. Target dediğim hedef değişkenim. Yani bu input olarak belirlediğim değişken özelliklerini göz önünde bulundurarak kişilerin kredi kartı var mı yok mu? Kredi kartı olan kişilerin özelliklerini nelerdir, olmayan kişilerin özellikleri nelerdir gibi bir çalışma gerçekleştireceğim. Diğer tüm ürünlerimi şu an için none yaptım. Yani analizimin dışında bıraktım. Sadece tanımladığım özelliklere göre bir çalışma gerçekleştiriyor olacağım. Burada gördüğümüz sarı işlemcilerde az önce Bahar Hanım'ın bahsettiği model nugget'ları. Orada elmas şeklindeydi. Burada sarı şekilde karşımıza gelen işlemcidir. Şöyle birazcık yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi her bir ürün için farklı bir model kullandım. Tabii ki bu çalışmada daha geniş ölçekli bir kullanım yapabilirim. Yani bir ürün için birden fazla model kullanabilirim. Modelleri birleştirebilirim. Tek tek model denemesi yapabilirim. Şu anki çalışma için her bir ürün için tek bir model kurdum. Burada çeyiz işlemcisini görüyorum. Kredi kartı değişkeni için bir karar ağacı olan az önce Bahar Hanım'ın da kullandığı çeyiz algoritmasını kullanacağım. Kullandım daha doğrusu. Buradan modelimi görüntülemek istiyorum. Modelimin sonucu karşıma geldi. Burada modelimle ilgili temel bilgiler var. İşte çeyiz algoritması kullandım. Hedef değişkenim kredi kartıydı. Binary decision tree
iki kategorili karar ağacı algoritması kullandım gibi burada belli detayları var. Future importance benim ağaç yapısını oluştururken, kırılım oluştururken en önemli değişkenlerim hangisi? Bunları gösteriyor. İşte bu model için, kredi kartı için yaş, ev sahipliği ve ödeme şekli değişkenleri kırılımın oluşturulduğu en önemli değişkenlerimiz. Top Decision Rules'la beraber belli kurallar oluşturulmuş. Bu kurala göre aslında az önce Bahar Hanım'ın da yine bahsettiği gibi heterojen ve büyük bir veri setinden homojen alt gruplarla nokta atışı çalışmalar gerçekleştirebiliyorum. Örnek vermek gerekirse yaşı 25'ten küçük olan ve evi olmayan kişilerin %87'si kredi kartı kullanıyormuş gibi belli bilgiler veriyor bana. Bu kuralları ağaç yapısında görmek istediğim durumda tree diagram seçeneğini seçiyorum. Bunda da çok basitçe şöyle bir nasıl yorumlayacağımızı göstereyim. Şimdi bu en başta bulunan node dediğimiz yapı herhangi bir şekilde kırılıma uğramamış, algoritmaya uğramamış veri setimi gösteriyor. Buradaki kişilerle ilgili özellikleri görüyorum. En alta baktığım zaman kategorilere, false ve true değerlere yaklaşık olarak %50-%50 dağılmış. Yani bu kişilerin yaklaşık yarısının kredi kartı varmış, yarısının yokmuş. Bu benim için şu an pek bir bilgi içermiyor. Daha sonra çeyit algoritmasıyla beraber, ki kare istatistiğiyle kırılımın gerçekleştirileceği en önemli değişken belirleniyor. Bu değişken de yaş değişkeni olarak belirlendi. Ve bu değişken belirlendikten sonra bir kırılım noktası belirleniyor. Kırılım noktası da 25 olarak belirlendi. Yaşı 25'ten büyük olan kişilerin, bu veri seti için konuşuyorum, %61'inin, gördüğünüz gibi false değeri %61 olarak karşıma geldi, %61'inin kredi kartı yok. Ben kredi kartı olan kişileri göz önünde bulundurmak istediğim için bir de üst tarafa bakıyorum. Üst tarafta da şöyle bir sonuç çıkıyor. Yaşı 25'ten küçük olan kişilerin %65'inin kredi kartı varmış. Sonra tekrar algoritma kırılım için işlemler gerçekleştiriyor. Bir sonraki kırılım için ev sahipliği değişkeni seçiliyor. 25 yaşından küçük evi olmayan kişilerin %87'sinin kredi kartı var ki az önceki şuradaki Top Decision Rules'ta zaten bana bu kuralı vermişti. Yani aynı şeyi veriyor sonucu, sadece farklı göstermeleri var diyebilirim. Tekrar akışıma geliyorum. Mesela KMH ürünü için bir sinir algoritması kullandım. Onu da inceleyelim. Hepsi için farklı yapay zeka algoritmaları kullandım. Örnek olması açısından buna da bakalım. Model evaluation kısmında benim modelimin başarısını gösteriyor. Modelimin başarısı %56. Bu aslında benim için yeterli bir başarı değil, düşük bir başarı. Ama şu an için örneğimizi devam ettirmek açısından bunu göz ardı edebiliriz. %56'lık bir başarımız var diyebiliriz. Burada modelin değerlendirilmesiyle ilgili belli ölçümler var detaylı bir şekilde. İşte model başarımı yine aynı şekilde veriyor. Burada ağırlıklandırılmış true pozitif, false pozitif oranlarımı veriyor. İşte ağırlıklandırılmış F1 ölçümü gibi algoritmayla ilgili çok detaylı ölçüm tiplerini görebiliyorum. Bir de benim confusion matris dediğim bir matrisim var. Bu da her bir kategori yüzde kaç başarılı bir şekilde tahmin etmiş model. Bunu gösteriyor. Kredi kartı olmayan kişilerin %56'sını, olan kişilerin de %55.7'sini doğru bir şekilde tahmin ettiğini söylüyor model. Ve benim genel başarım %56.3 ki bunu evaluation'da da görmüştük zaten. Sonra modelin içeriğiyle ilgili detaylara ulaşmak istediğimiz zaman Model Viewer'ın altındaki seçeneklere geliyoruz. Burada model bilgilerimi görüyorum. Benim hedef değişkenim KMH ürünü. Modelim Multilayer Perceptron. Multilayer Perceptron Modeler'da bulunan iki sinir ağı algoritmasından biri. MLP'yi kullandım. Sınıflandırma yapıyorum. İşte daha detaylı, hani algoritmayla ilgili daha fazla bilgimiz varsa, daha çok detaya ulaşmak istiyorsak işte benim gizli katmanlarım var sinir ağlarımda. Çıktı katmanım var, girdi katmanım var gibi detayları var. İşte örneğin gizli katmandaki aktivasyon fonksiyonu hiperbolik tanjant fonksiyonu. İşte
çıktı katmanındaki aktivasyon fonksiyonum, softmax dediğim bir fonksiyon gibi çok detaylı bir şekilde incelemelerini de gerçekleştirebiliyorum. Feature importance az önceki karar ağacıyla aynı aslında. Benim modelim kurulurken bu modele en çok etkisi olan değişkenlerin ve bu etkilerin ne kadardır gibi bir grafikle karşılaşıyorum. Hatırlarsanız bir önceki modelde yaş değişkeni en etkili değişkendir. Burada cinsiyet değişkeni benim için en etkili olmuş. Tabii ki buradaki cinsiyetin en etkili olmasının aslında iki başlıca sebebi var. Bunlardan biri hedef değişkenim farklı. Bir, ikincisi kullandığım model farklı. Buna göre farklı sonuçlar üretebiliyorum diyebilirim. Network diagramla beraber de elimdeki sinir ağının grafiksel gösterimine ulaşabiliyorum. Gördüğünüz gibi burada aslında oldukça kompleks etkileşimler var. Ama basitçe şu şekilde yorumlayabilirim. Her bir değişkenin etkisi negatif mi, pozitif mi? Bunu renkle beraber görüyorum. Pozitif etkisi olanlar sarı, negatif etkisi olanlar mavi ile gösterildi. Ve her bir bağın kalınlığıyla beraber bunun yani ilgili değişkenin ne kadar bir etkiye sahip olduğunu her bir basamak için görebiliyorum. Tekrar en iyi teklife geldim. Bu şekilde 11 farklı yapay zeka algoritması ile beraber 11 farklı model kurdum. Bu modelleri kurduktan sonra veri setime de yeni değişkenler eklendi. Onları da göstereyim hemen size. Tabii ki bu her bir model için gerçekleşiyor. Gördüğünüz veri setim en sağa geldiğim zaman iki tane yeni değişken eklendi. Başında dolar işareti olan değişkenlerim model sonucunda elde edilen değişkenleri gösterir benim için. Bu şu anlama geliyor. Modele göre şu anki ilgili müşteri %61 olasılıkla kredi kartı almayacak. Çıkarttırmayacak. Yine aynı şekilde işte %87 olasılıkla kredi kartı çıkartır. Çıkartır ya da kredi kartı vardır gibi belli yorumlarda bulunabiliyorum. Daha sonraki aşamada her bir modelime select işlemcisi bağlıyorum. Select işlemcisi benim belli kriterlere göre belli gözlemleri veri setimden çıkarmama ya da kriteri şöyle söyleyeyim daha doğrusu kritere uyan ya da uymayan gözlemlerin veri setinden çıkarılmasına olanak sağlar. Şöyle hemen içeriğine bir bakalım. Burada bir kriter belirledim. Mod olarak include'u seçtim. Bu şu anlama geliyor. Belirlediğim kritere uyan gözlemleri veri setimde tut, uymayanları veri setimden çıkar. Kriterim de şu. Kredi kartı değeri false olan ve model sonucundaki kredi kartı değeri true olan. Bu şu anlama geliyor. Hali hazırda bu kişilerin kredi kartı olmasın ve model tarafından da kredi kartı olduğu tahmin edilsin. Yani kredi kartı olan kişilerle özellikleri, profili benzer ancak kredi kartı olmayan kişileri seç gibi bir tanımlama yaptım. Çünkü zaten kredi kartı olan kişilere kredi kartını önermem çok mantıklı olmayacaktır. Bunu her bir model için gerçekleştiriyorum. Şöyle kısaca şuna da bakalım. Yapı tamamen aynı yapı bunu görmemiz için. KMH olmayan ve model tarafından KMH örüntüsüne, KMH profiline uygun görülen kişileri seç. Bunu yine her bir model için gerçekleştirdim. Daha sonra bir filter işlemcisi bağladım. Filter işlemcisi iki işe yarıyor. Bir, elimde hali hazırda bulunan değişkenlerin ismini değiştirebiliyorum. İki, analizde kullanmak istemediğim değişkenleri analiz dışında bırakabiliyorum. Yine her bir model için elde ettiğim veri setlerine filter işlemcisi uyguladım ve kullanmak istediğim değişkenleri seçtim ki bu değişkenler her bir kişinin değer segmenti, model sonucunda elde edilen, tabii bu kredi kartı olduğu için kredi kartı, model sonucunda elde edilen kredi kartı değerleri, her bir kişinin müşteri numarası ve bu kişinin kredi kartına sahip olma olasılığını görmek istiyorum dedim. Daha sonra aşağıda rename diye bir kısım var. Bu da değişkenleri yeniden isimlendirmeme olanak sağlıyor. Bu analizde kullanacağım dolar işareti R kredi kartı ve dolar işareti RC kredi kartı. Yani modelin tahmini ve tahmin olasılığı değişkenlerinin ismini tahmin ve olasılık olarak değiştir dedim. Aynı şeyi her bir modelim için gerçekleştirdim. Bunun sebebi de şu. Her bir modelimde elde ettiğim tahmin ve tahmin olasılığı değişkenlerinin ismi farklıydı ve kullanmak istemediğim belli değişkenler vardı.
Bakın diğerinde hatırlarsanız dolar işareti R idi. Burada dolar işareti N. Aslında bunlar aynı şeyi ölçüyor mantık olarak. Bu kişiler bu ürünü aldı mı almadı mı? Bunların hepsini aynı değişkenmiş gibi kullanmak için hepsinin ismini ortak bir duruma getirmem gerekiyor. Bu yüzden hepsini tahmin ve olasılık olarak değiştirdim 11 model için. Daha sonra ürün diye bir değişken oluşturdum. Derive işlemcisi. Derive işlemcisi yeni bir değişken oluşturma olanak sağlayan bir işlemci. Bakın kredi kartı için yeni bir değişken oluşturdum. Bu kredi kartından elde ettiğim veri seti için. Değişken ismi ürün ve değeri de kredi kartı. Bunu sadece şunun için oluşturdum. Tanımladığım kriterler doğrultusunda şimdiye kadar yaptığım akış, yani model kurup kredi kartı olmayıp olacağı tahmin edilen kişileri seçip tahmin ve olasılık olarak değişkenlerimin ismini değiştirip yanına ürün diye bir değişken ekleyeyim. Değerleri de kredi kartı olsun. Bu kişilere kredi kartı ürününü sunmam için gibi bir çalışma gerçekleştiriyorum. Hepsinde gördüğünüz gibi oluşturduğum değişkenin ismi ürün. Ve kredi kartı için kredi kartı da işte burada yatırım fonu için yatırım fonu ismini verdim. Daha sonra hatırlarsanız az önce Bahar Hanım çalışmalarında tüm veri setlerini alt alta birleştirmişti. Bu 11 model sonucunda elde ettiğim tüm gözlemleri append işlemcisiyle birlikte alt alta birleştiriyorum. Ve günün sonunda şu şekilde bir veri seti elde ediyorum. Bunu da inceleyelim. Yine çalıştırmamız biraz zaman alacak. Şimdi burada gereksiz değişkenleri çıkarmıştım. Bu değişkenlerin tutulmasını istiyordum hatırlarsanız. Her bir müşterinin numarası, değer segmenti, tahmin, olasılık ve ürün. Yani bu şu anlama geliyor, şu şekilde yorumlayabilirim. Müşteri numarası 18.724 olan kişi, altın segmentinde bulunan bir müşterim. Ve bu kişi %87 olasılıkla kredi kartı alır. Bu kişinin kredi kartı yok ve %87 olasılıkla bu kişi kredi kartı ürününü alır. Gibi bir veri seti oluşturdum. Şimdi bir müşteri birden fazla ürün için aynı durum yaşanabilir. Yani o ürün yoktur ama alma ihtimali vardır. Her bir veri seti için bunları bir şekilde düzenlemem gerekiyor. Çünkü müşteri 18.724. Burada da olabilir. Çok aşağılarda da karşılaşabilirim. Bunu bir şekilde düzenlemem gerekiyor. Düzenleme işlemi için de sort işlemcisini kullanıyorum burada. Sort işlemcisi belli kriterlere göre sıralama yapmamı sağlar. Sıralamamı şöyle göstereyim hemen. İki değişken üzerinden gerçekleştiriyorum aslında. Müşteri numarasına göre artan bir sıralama yap, olasılık değerine göre de azalan bir sıralama yap şeklinde. Daha sonra bu sorta bir select işlemcisi bağladım. Select işlemcisi belli bir kriterre göre gözlem seçmek için de şu an veri setimizi daha iyi anlayabilmemiz açısından aslında rastgele bir müşteri seçtim burada. Sadece bir müşteriye ait bilgileri görmek istiyorum. Hani bu çalışmanın dışında veri setini anlamamız için gerçekleştirdiğim bir çalışma. Günün sonunda nasıl bir veri seti elde edeceğiz? Küçük bir parçasını görüyor olacağız. Bakıyorum. Seçtiğim müşterim 11.451. Bu kişi bronz segmentinde bir kişi. Belli olasılıklarla belli ürünleri alma ihtimali var. Şimdi şöyle bir şey var ama bu kişi bu ürünlerden hiçbirine sahip değil ve belli olasılıklarla alacak işte. %91 yatırım fonu, %87 kredi gibi belli yorumlar var. Şimdi burada karşıma bir problem çıkıyor. İşte optimizasyon çalışmasını bu yüzden gerçekleştiriyor olacağım. Problem şu. Ben bu kişiye bu 6 ürünün tamamının tanıtımını yaparsam, yani bu benim için 6 farklı SMS belki de, 6 farklı mail, 6 farklı arama, bu müşteriyi soğutacaktır. Yani bu ürünleri alacağı varsa da almayacaktır. Buna göre benim belli kriterler tanımlayıp bu kişiye bu ürünlerin hepsini değil ancak bana en karlı olacak şekilde tanıtımını yapmamı gerekiyor. Tekrardan akışıma geldim. Yeni bir veri setim var.
hızlıca veri setimi inceleyeyim. Bu veri seti de işte bu kriteri belirleyen durumlardan bir tanesi. İlk kriterim diyebilirim aslında. Çalıştırdım. Bu şunu gösteriyor aslında. Takdir edersiniz ki sizde benim için farklı değer segmentinde bulunan müşterilerin bana getireceği karlılık farklı olacaktır. Bu veri seti bankanın kendi iş bilgisi ve kriterleri doğrultusunda hazırladığı bir karlılık tablosu aslında. Yani şu anlama geliyor. Platin bir kişinin bireysel emeklilik ürününü almasının getireceği karlılık 5 iken altın bir müşterinin 4, gümüşün 3, bronzun 2. Böylelikle bu veri setinde her bir değer segmenti için her bir ürünün karlılığını tanımlanmış şekilde görebiliyorum. Daha sonra bu karlılık değerlerini kullanarak ve değer segmentini kullanarak önem seviyesi diye bir değişken oluşturuyorum yine derivatif işlemcisi. Yeni bir değişken oluşturdum. Belli bir formül var burada gördüğünüz gibi. İşte ürün bireysel emeklilik ise önem seviyesi tanımla. İşte ürün hayat sigortası, KMH, konut kredisi. Yani her bir ürün için önem seviyesi diye bir değer tanımladım burada. Daha sonra bu elde ettiğim değer şey önem seviyesiyle az önce 11 model kullanarak elde ettiğim veri setini merge işlemcisiyle beraber yan yana birleştiriyorum. Yani az önceki göstermiş olduğum veri setinin yanına önem seviyesini de ekledim. Daha sonra yine derivatif işlemcisiyle ürün skoru diye bir değişken oluşturuyorum. Ürün skoru da her bir kişinin bir ürünü alma olasılığı, bulundukları segmente göreki karlılığı ve önem seviyesinin çarpımı gibi bir kriter belirledim. Ve bunun neticesinde şöyle bir ön gösterim yapayım size. Veri setimizi daha iyi anlayabilmek için. Şöyle bir veri seti oluşturdum. Her bir ürün değer segmenti, karlılık, önem seviyesi, müşteri numarası var. Yani her bir müşteri hangi değer segmentinde bulunuyor? Hangi üründe karlılığı ne kadar olur? Önem seviyesi kaçtır? Gibi değerler var. Ve en sonunda olasılık, önem seviyesi ve karlılık değerlerini çarparak ürün skoru diye bir değer oluşturdum. Ürün skoru değerini oluşturduktan sonra sort işlemcisiyle beraber sıralama gerçekleştiriyorum. Sıralamayı da gerçekleştirdiğim kriter müşteri numarası. Bu sefer de müşteri numarası şeklinde, yani müşteri numaraları yan yana gelsin diye artan şekilde sırala, ürün skorunda azalan bir şekilde sırala. Yani buna da bakalım. Bana şunu söylüyor. Her bir müşteri için sahip olmadığı ve alma ihtimali olan ürünler vardı. Ben ürün skoru diye bir şey oluşturdum ve bunları sıraladım. Şöyle nasıl göstereyim? Müşteri numarasından bakın. Aynı müşteri numarasına sahip. Şu anki gösterimim de yok. Onu da o zaman şöyle göstereyim size. Tek bir müşteri seçerek gösteriyorum. Yine şuradaki mantıkla aynı. Sadece veri setini daha iyi anlamamız açısından tek bir müşteri seçtim. Müşteri numarası. Onu da göstereyim. Müşteri numarası 11451. Az önceki müşterim vardı hatırlarsanız. 6 tane ürün sunabilecektim bu kişiye. Belli kriterlere göre bir çalışma gerçekleştirmiştim. Bu arada oraya atladım. Özür diliyorum. Teklif isimli bir değişken oluşturdum. Bu da şu anlama geliyor. Bunu tamamen ben belirledim. Değiştirebilirim bunu. Pardon, burası değil. Neresi? Daha gelmedik oraya. Affedersiniz. Şunu çalıştırdım tabloyu. Şimdi bu 6, daha doğrusu bu müşteriye gerçekleştireceğim 6 ürün teklifiyle ilgili çalışmamı gerçekleştirdim. Hatırlarsanız şu kısım zaten vardı. Müşteri numarası, hangi ürünü alabilir, bu kişi hangi segmentte gibi. Şimdi karlılık, önem seviyesi ve olasılık değerleriyle bir ürün skoru oluşturdum ve bir teklif sıralaması oluşturdum.
bunun neticesinde az önceki teklif işlemcisiyle birlikte ürün skoruna göre bakıyoruz. Ben bu kişiye KMH ürününü önerirsem bu kriterlere göre ürün skoru 3.997 olacak. Vadeli mevduat önerirsem 2.432 gibi büyükten küçüğe doğru sıraladım. Şimdi artık şöyle bir çalışma yapabilirim. Ben bu kişiye bu 6 ürünü sunmayayım. Buradaki ürün skoruna göre sıralattım bunu. Belli sayıda teklif sunayım ki benim tekliflerime karşı duyarsızlık geliştirmesin, bana karşı soğukluk hissetmesin gibi. Bunun için de yine akışından select işlemcisiyle bir filtre koymak istiyorum gözlemlerime. Filtrem de şu şekilde olacak. Teklif sıralaması küçük eşittir 2 olanlara. Yani bir kişiye 2'den fazla ürün teklif etme ve bu ürünleri teklif ederken de en yüksek ürün skoruna sahip 2 ürünü teklif et gibi bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Ve günün sonunda şöyle bir ön gösterim alalım. Elde ettiğimiz veri seti belli çalışmalar sonucunda işte filtreleme işlemi yapıp gereksiz değişkenleri attıktan sonra müşteri numarası ve ürün kalıyor. Bakın burada müşteri numarası 10.150 olan kişiye sunacağım 2 ürün taşıt kredisi ve bireysel emeklilik karlılığını işte ve ürün skorunu göz önünde bulundurarak öncelikle taşıt kredisini sun, daha sonra bireysel emeklilik. Eğer başka ürünler varsa bu kişiye sunabileceğimiz bunları görmezden gel. Yine aynı şekilde 10.236 numaralı müşteri için öncelikli olarak bireysel emeklilik, sonra hayat sigortasını sun gibi bir çalışma gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında export paletimin altında bulunan dataset export işlemcisiyle beraber bu elde ettiğim tabloyu projemin, hatırlarsanız tabloları vardı şurada, onu da göstereyim, veri setleri. Bu veri setlerinin yanına export edip başka çalışmalarda da kullanabiliyorum. Benim anlatacağım kısım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa şu an için onlara cevaplandırıyor olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler Göktuğ. Herkese katılım için teşekkür ediyoruz. Bütün konferans kayıtlarımız YouTube kanalımıza yüklenecek bugün itibariyle. Oradan da yine tekrarlara ulaşabilirsiniz isterseniz. Hocam size de ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir paylaşım fırsatı verdiğiniz için. Ne demek. Biz çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Çok gerçekten bizim için çok elzem olan, çok önemli olan, çok hayati olan. Çünkü biz endüstri mühendisleri işletmelerin kaynaklarını yönetiriz. Kaynakları yönetirken sürekli karar almak zorundayız. Aldığımız kararların analitik olmasıyla övünen bir grubuz. Dolayısıyla harika. Bunu sağlayabilmenin tek yolu da sanıyorum sizinle daha sıkı arkadaş olmak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Kendinize iyi bakın. Herkes sağlıklı kalmasını diliyorum. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun.